Ben de istiyorum. Saçlarım bir şey söyleyeceğim. Sadece gözücük yerleri yapalım. Şu an ne sürüyorsun? Şunu çıkart. Saçını beyazlatacağız. Çıkıyor değil mi? Beyaz gri. Gri mi? Çıkıyor çıkıyor. Yıkayınca çıkıyor. Okey. Bunu hiç kullandın mı daha ben? Bize isim bulalım ya. Kapat ne olsun ağzını. İsmimiz? Kapat ağzını. Sen Mahmut abi ol bence. Bilo Ağal, Bilo Ağal. Meşhur Mahmut abi geldi. Ben Bilo Ağayım. Ben Bilo Ağayım. Eser, senin adın da Berkecan, tamam mı? Yok, Berkecan. Tamam işte, daha şimdinin çocukları ileriye büyüdükleri zaman Berkecan dede ben olacak. Ben Cem ya. Düşündüm. Ben Cem. Cem dede mi? Cem. Tamam Cem. Tamam. Like Joe, Cem Joe, Joe Cem. Cem mi? Evet Cem. Yemin ederim saçlar beyazlayınca dizlerim otomatikman titremeye başladı. Evet. Çok güzel oldun ha. İnsanların ama özellikle erkeklerin bu kadar şaşırmalarını ben anlayamıyorum. Hani ben de insanım da yani niye bu kadar şaşırıyorlar? İnanmıyorlar bize. Çok ilginç. Sizi bile çabuk kabullendiler. Seni bile çabuk kabullendiler. Beni bir türlü nedense kabullenemiyorlar. Bunun sebebini çözmüş değilim yani. Ben sana kendimi tanıtayım. 32. karımdan geçen sene ayrıldım. 102 büyük baş, 88 küçük baş, 52 tavuk, yaklaşık 88 dönüm de tarlam var. Tespikim de var. Eğilebiliyor yani. Ben de büyük. Oxford Üniversitesi'nden. Nereden? Doktor olarak. Nereden? Oxford Üniversitesi. Hiç duydunuz mu? Evet. Sanki Mardin'de Oxford vardı da ben mi gitmedim? Ne oldu sustun? Duygu Hanım bir düşünebilirsiniz. Sizin isim Bilo. Ne oluyor tam anlamıyla? Bilo derken Bahattin Bilo. Falan mı? Yok. Bilal mi? Bilal. Yok, Bilo Öğrettin. Ne? Biraz zor olduğu için kısalttır. Dışarı geçebilir miyiz lütfen beraber? Ne? Adam gelir gelmez programı bir... Nasıl yani? Pardon beyefendi. Ya bir git arkadaşım. Bir git kendine başkasına bakın. Ya Duygucuğum. 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 Kadın elini bırak. 8 dönümün yarı dönümünü üstüne yapmazsam adım Bilo değil. Sende ne var? Göbeğe bak. Sende ne vardı? Bende 8 dönüm kalma. Bende kültür var. Bu tarafa doğru. Kültürün amcası buyurun. Ya kültür karın doyurmuyor ya. Ya oğlum düğünü düğünü. Duygu. Tarlayı bize düğünde hediye edersin. Duygucuğum. Bana Oxford'u satın alır seni orada okuturum. Teklifin büyüğünü yaptım. Duygu. Duygu. Hadi hadi. Duygu. Hadi hadi. De hadi hadi. Duygu. De hadi. Kültürünle baş başa. De hadi. Seninle dünyaları gezer. De hadi. Arkadaşların seni üzüyorlar mı? Zaman zaman istiyorlar abi. En çok üzen kim? Şu Mehtap. Mehtap kızım, sen niye benim duygumu üzüyorsun? Ekmek. Herifime göz dikiyor. Senin herifin kimdir? İşte. Ben de o yüzden çıkıyorum. Herifine falan göz dikmiyorum. Kendi kendine gelin gibi oluyor. Şu saatten sonra Duygu hiç benim himayemdedir. Kendi kendine gelin gibi oluyor. Kimsenin herifiyle merifiyle işi yoktur. Bu saatten sonra Duygu'ya karışanın, anını karışanın partisi de beni bulur. Ona gidiyor. Ama kimse yoktu, yakınıyordum. Gördün mü? Geldik işte. Ama maşallah ağladı. Ben gördüm ağlıyordu ya, çok üzüldüm. Erkek, erkek, erkek dedi böyle. Dedim o benim. Bu dedim benim. Dur. Bu arada bu tankıttan mankıttan da uzak dur, daha fazla yanaşma. Yemin ediyorum o tankıtı buradan aldırdım. Hadi Mardin'e ne dedeciğim, hadi bakalım. Duygu'yu da götüreyim mi? Size kızımız vermiyoruz. Duygu da gelsin mi? Duygu da gelsin. Gelecek. Ya bu nasıl bir dedelik? Sakın vermeme. Sakın verme. Duygu yoksa fıstık ezmesi de yok. Duygu yoksa fıstık ezmesi de yok. Allah senin belanı vermesin, yürü. Bir şeyin var mı? Benim, yok yok. Yemin ederim kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Ya evin kızı, evin kızı. Çöz, çöz. Ya, 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 ya,
Kızlar. Kızlar. Duygu, sana bir şiir okumak istiyorum giderken. Tamam. Mardin'deydim. Televizyonda gördüm seni. İçli içli ağlıyordun. Erkek diyordun. Yüreğim yandı, dayanamadım. Dedim hele bir gideyim ben bunu bir göreyim. Çıktım buralara kadar geldim. Ama sen beni istemedin. Kendin kaybettin. Güle güle diyor. Bir daha gelmem. Arkadaş vasıtasıyla bizi tanıştırdılar. Aslında daha önce biz tokalaşmışız ama ben onu hatırlamıyordum. O beni hatırlıyormuş. Allah Allah. Sonra biz çıkmaya başladık. 1,5 sene hiç ayrılmadık. Hiç. Bana hayatımın en mutlu günlerini yaşattı. En yani. Muhteşemdi. Hiç evlenme teklifi aldınız mı? Bir kere. Ben almadım. Bir kere. Ben almadım. Nasıl? Aldım almaz olaydım keşke. Almak. Ondan mı aldın? Önemli. Biz onunla evlenemezdik yani. Aynen. O mu evlenme teklifi etti? Nasıl yapmıştı? Berbat bir zamandı. Zamanlama berbattı. Benim çok güzeldi. Nasıl ben boşa yaşamışım. Aa, evlenme teklifi ya. Ben boşa yaşamışım. E niye kabul etmedi? Kabul etti. Aa, etti mi? Onlar depreşince insan. Bak biz ne konuştuğumuzu bildiğimiz için. Hani çok güzeldi. Garipsemiyoruz şu durumu. Kıbrıs'taydık. Bakınca. Böyle. Ay nasıl bir evlenme? Çok güzeldi ya. Nasıl? Evet. Böyle deniz kenarında sahilde masalar vardı. Hı. Beni oturtturdu oraya. Konuşmaya başladı. O kadar güzel konuşuyordu ki. Ne konuştuğunu anlayamamıştım bile yani. Anlayamadım yani. Ondan sonra orada bir tane salıncak vardı. Salıncağa bindirdi beni. Ondan sonra sallanıyorduk böyle. Tabii ben meraklıyım yani. Ceplerini karıştırmaya başladım. Aa, bir şey var Efe, bir şey var dedim. Ondan sonra o arada bana evlenme teklifi edecek ya. Hı. Ondan sonra cebinde buldum yüzüğü kutusunu. Çıkarttım. Ondan sonra buldum falan yaptım. Ondan sonra o da evet dedi. Ondan sonra çıkarttı kutuyu. Ondan sonra açtı. Sevgilim benimle evlenir misin dedi. Ben de evet diye bağırdım orada. Hı. Ama sonuç orada da yani buradayım. Olmayınca olmuyor aga. Aynen. Çok da üstüne durup kurcalamak lazım be. Ay kafa yiyecek gibi oluyorum. Ay niye böyle oluyorum ya? Böyle olmak istemiyorum ya. Komiklik bir şey oldu içeride, onu yapıyoruz. Ve kaldı ki Tankut... Ya niye ben alet oluyorum? Başkası ne yapıyor ya? Ay Tankut, Allah aşkına orada benimle alakalı eleştiri yapıyoruz ya. Ben bu durumdan rahatsız değilim. Sen niye rahatsız oluyorsun ya? Duygu. Sen niye rahatsız oluyorsun? Duygu, pozisyonun kendini benim yerime koysana. Senin orada bozulacak hiçbir pozisyonun nasıl yok. Nasıl yok ya? Allah Allah, benim ben orada diyorum. Duygulara incinmiş bir insan var orada. Ay sen bir siz şey orada söyleyin. Gözümün önünde canım benimle dalga geçiyorsunuz. Sana bir şey söyleyeyim. Sen orada Allah cezanı kaldırsın, bir şey abuk sabuk bir şeyler söylüyorsun. Ne söylediysen şey artık. Senin canın çok yanmış. Acayip de hani canını yakmış. Oh olsun. Bu kadar belki bir daha elini bu kadar ağır tutmazsın, anladın mı? İlişkinin adını ya verirsin. Ya ne ağır tutmasın ve ya. Ve benim orada Dani'yle arkadaşlarım seni rahatsız...
Sen o yüzden. Bugün bunu dediğinde yemin ederim aklıma geldi biliyor musun? Yemin ederim. Yemin ederim. Ya bak yemin ederim. Tamam yemin etmene gerek yok. Ben sana zaten inanıyorum. Ya inanmıyorum. Ama bir kere bana ayılığı çok sevdiğini söylemişti. Bu çok güzel bir şey. Ada doğum belgesi. İnanmıyorum. Kimliğini çıkarttım ya. Gittim dedim ki bunun kimliği çıkacak arkadaş. Ay çok güzel. Erdem ayıyı nüfusuna almış. Hayatım aldım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Bak. Keşfetmeni sağlayayım. Şuraya dokun. Aa kalbe atıyor. Kalbe atıyor. Hı-hı. Başka ne yapıyor? Bak sağına sonra. Ama bir şey olmaz. Sadece bir anı değil, bir anı seninle paylaşmak istiyorum. Ya çok güzel. Hayatında sonsuzluk olur. Seni seviyorum Melis. Ya Erdem çok güzel ama başka bir şey yapıyor mu? Takla atıyor. Ya seni seviyorum. Ya. Ya teşekkür ederim. Eser çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli bir çocuk. Tanku hoşuma gidiyor. Benim de çok hoşuma gidiyor da yapacak bir şey yok. Hadi Dani Allah hayırlısını versin. İnşallah devam eder. Ya etmezse? Ondan onu geçmiş mi olacaksın oğlum? Burçak'la Daniel'la. Favori adayız. Yani. O 3 yaş daha büyük olsaydı Emre'yi doğururdu. Onu tanımaya çalışın. Tanıdıkça daha farklı yönlerini göreceksiniz. Ayça'yla bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi? Bu gider, o kalır. Tamam, zor zamanlar geçirdin. Ama artık bitti yani. Mahir abim bombanın pimini çekti. Mandalı bana bıraktı. İnanamıyorum. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba merhaba. Bir arkadaşız. İnsanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız. Senle ben. Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum. Programdayız. Tanımak zorundayım birilerini. Tanıyoruz. Özürle de geçecek bir şey değil ama artık özrünüzü kabul edeceğiz. Çok kavga ediyorsunuz. Hiçbir erkek kavga eden kadın istemez. Beni bırakabilir ama. Beni bırakabilir. Yırkanı. Senin anneni annem olarak görüyorum. Bak annem deyince birden ayağını indirdi. Adam, annem ne yaptın burada? Melis, kuzu. Sen ne yaptın öyle? Kayınvalideciklerini mi karşıladın? Evet, kayınvalidemi karşıladım.
9 kere evlendim, ayrıldım. 9 adam aldı beni. O bir marifet değil. Bir tane aldı ve beni tuttu. Kısmı marifet işte yani. Kendisi dedi, eğer Gürkan gelmeseydi ben devam edecektim sanatları. Mehtap gitgide seni Murat'la yakıştırmaya başladı. Ha, benzediğimizi söylüyorlar. Benzediğinizi mi söylüyorlar? Ben Murat'la mantıklı evliliği yapma yolundayım kızlar. Size göre de mantıklı değil mi? Mantıklı aslında. Mantık düşünüyorum. İlk evliliğin aşk evliliği olduğu için mi? Yani aşk şöyle oldu, bakarsak şey adam senin her dediğini he diyor. Ne yapsan he diyor. Ay ne söyleseniz güveniyorum diyor. Bu da benim sinirlerimi bozmaya başladı açık söyleyeyim. Ve siz gerçekten haklısınız. Çok olgun bana göre. İlk defa bizi haklı buldu. Haklısınız. Bence dün ben izleme fırsatı buldum. Erkekler son geldiğinde şey dediler. Sen galiba izlemiyorsun. Sen galiba izlemiyorsun dediler. Dün de bir kafede otururken işte arkadaşım geldi. El sanatların çok güzelmiş falan fıstık dedi. Gemi yapıp vermiştim ona da elimle. Ondan sonra cidden yayınlanmış mı bakayım falan dedim. Baktım ikimize. Kırmızı odada baktım. Ne gördün? Haklısınız. Var yaş farkı ve belli oluyor. Bugün sabah Mehtap artık Murat konusunda evde kavga etmeyeceğini söyledi. Çok ilginç bir şekilde bizimle dertleşiyormuş gibi yaptı. Ben zaten onların ilişkisine hiçbir zaman inanmadım. Samimiyetsiz de buldum. Şu anda Mehtap'ın yapmaya çalıştığı Murat'tan ayrılmak için bu konuşma. Ve malum artık Tankut da boşta olduğu için ne diyeyim? İyi şanslar. Bayan geldi ama. Allah bilsi geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, afiyet olsun. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, memnun oldum. Ben de Fevziye. Burçan annesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim oğlum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem. Nasılsınız? İyiyim yavrum. Merhaba. Karnınız sana kızgınım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çay mısınız? Merhaba. Bir çay alırım. Çay tamam, tabii. Bize eşlik edin. Herhalde çay. Çay. Çok yani. Teşekkür ederim Emre. Ay. Şöyle gidin. Nasıl rahat edersiniz? Ya fark etmez. Beyler, çok yüksekte oturmayın. Koltuklarda oturalım biz. Siz buyurun kahvaltınızı yapın. Arkadaşlar da gelsinler efendim. Tamam, tamam, hemen geliyoruz. Yaptım yavrum. O saate kalmaz. Fevcan'ın koltuklara. O zaman siz buyurun şöyle. Kim yapmadı siz yapmadınız. Geç sen çağırın ben de geliyorum sayın hanım. Nereye oturayım? Daha yemezsiniz bize kaldı. Rahat rahat oturun. Serhan hepsini. Oturun ben de. Nasılsınız çocuklar, iyi misiniz? Teşekkürler, size sormalı. Şeker kullanıyor musunuz? Tek şeker alırım. Şeker getir. Evet abi, hızlı hızlı yiyelim de misafir ayıp olmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harikasın abi. Çok teşekkür ederim. Götürdü Gürkan. Affettirmek mi istiyorsun kendini sen bakayım? Mahcubum. Mahcubum ama lafı söylemeden önce düşünmen lazım Gürkan. İyi mi çocuğum? Biraz şey oldu, bir anda çıktı. Doğru. Ama üzüldüm. Ben de üzüldüm sonra, özür diledim. Çok üzüldüm. Uçaktan ve sizden özür diledim zaten. Çok özür diliyorum. Bugün Fevziye Hanım eve geldi ama pir geldi. Gürkan'ı yerin dibine soktu, yeridir de. Çünkü Gürkan geçen gün Burçak'la konuşurken bir saygısızlık etti. Haliyle anne, kızını korumak zorunda. Gürkan, inşallah anlamışsındır bu konuşmalardan ve sen de terbiyeni takınırsın ileriki günlerde. Programda bak, tanımak zorundayım birilerini. Tanıyoruz. Şu anda bu yaş farkı ama seni... zorunda olduğum için tanımıyorum yani. İçimden geldiği için tanımak istedim. Çok da iyi bir insan. Ama ileride, bundan bir 10 sene sonra bu yaş farkı seni çok zorlayacak. Anladın mı demek istediğimi? Çok zorlayacak. Bir de senin bir kızın var. Yani kızını da zorlayacak bu yaş farkı. Anladın mı demek istediğimi? Ben onu zaten geldiğinde akrabasına sordum. Hatta ağladım o gün ben. Hani ben artık anne baba çocuk olan bir evde yaşamak istiyorum dedim. Hani aile ortamı kalabalık olan bir ortamda istiyorum. Cidden. Şey dedi, dedim işte kafası kaldırır mı dedim hani. Çocukla benim bu heyecanımı kaldırabilir mi? Çünkü biz evde de deliyiz. Çekyatların üstünde hopluyoruz.
dedim ya, dedi çok severiz. Bir de şöyle bir şey var hani. Çocuğu falan çok severiz. Evet, yaş farkı olur ama hani adam şey olur böyle hani. Daha durgun, daha yavaş olur. Daha şey olur hani. Çok çocuk, durgun zaten. Ben de durgunluğundan işte, şikayetçi. Mesela Tankut gibi olur. Tankut. Hayır, ne demek istediğimi anlamadım. Anladım. Hani her şeyi kaldırır bir tip olur. Anladın mı? Onunla eğlenirsin. Her şeyi yaparsın. Ama Murat'la her şeyi yapamazsın. Mehtap. Murat'la gerçekten her şeyi yapamazsın. Eser çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli bir çocuk. Tankut hoşuma gidiyor. Çok benim de çok hoşuma gidiyor da yapacak bir şey yok. Hadi Dani, Allah hayırlısını versin. İnşallah devam eder. Ya etmezse? Ondan onu geçmiş mi olacaksın oğlum? Burçak'la Daniel'la. Favori abi. Yani. O 3 yaş daha büyük olsaydı Emre'yi doğururdu. Onu tanımaya çalışın. Tanıdıkça daha farklı yönlerini göreceksiniz. Ayça ile bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi? Bu gider, bu gider, o kalır. Tamam, zor zamanlar geçirdin ama artık bitti yani. Mahir abim bombanın pimini çekti, mandalı bana bıraktı. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba merhaba. Bir arkadaşız. İnsanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı yani. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız. Senle ben. Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum. Baba için ağladınız. Evet. Ben çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Çünkü Burçak da anne babamızı biz 17 sene, 18 sene oldu kaybedeli. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Biz evde yoktuk. Burçak evde yalnızdı. 16-17 yaşlarında var mıydı bilemeyeceğim. Tabii geçmiş gün. Biz Eskişehir'e gitmiştik memlekete düğün için. Babası yola çıkıyor. Beyin kanaması. Bir tek Burçak gidiyor onu. Hastaneden onu çağırıyorlar. Biz gelene kadar tabii ki Eskişehir'den. Benim yavrum işte hem sonra okulu yalnız okudu. Yani kendi başına tabii yardımcı olunuyor da kendi kendine şükür büyüdü, yetiştirdi kendini ama. İyi atlatmış ama o çok, travmaları. Çok... Onlar kolay travmalar değil. Evet, evet. Yani güzel atlatmış şu anda. Kendi kendine yetiştirdi şükür. Bir yerlere gelmeye evet. Çalıştı. Bakın biriniz buraya gelebilirsiniz. Yok, siz rahat olun. Biz gayet iyiyiz. Tankut böyle. Bey, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler Fevziye Hanım. Sağ olun, var olun. Hiçbir zaman hani ben Murat'ı tanımaktan... Bilmiyorum, şu an vazgeçemem diyemeyeceğim. Ama Murat'ı ben tanımazsam... de zaten ona vazgeç demeyeceğim. Hani o hadde sahip değilim zaten. Ama kendin bilirsin. Senin iyiliğin için konuşuyorum. Kötülüğün için konuşmuyorum. Şey, ben bizi izledim Kırmızı Oda'da. Mesela ben konuşuyorum falan. Söyle, sürekli baygın baygın bakıyor. Yani sürekli baygın baygın bakıyor. Neler söylüyorum ben? İşte ağlamanı istemiyorum. Kavga etmeni istemiyorum. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor. Bir de mesela farkında mısın bilmiyorum ama... işte benim hakkımda mesela bir şey söylendiğinde Erdem diyor ki... Hayır, onun hakkında öyle konuşamazsınız. Ya da Mehtap bak şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Senin hakkında bir şey yapılıyor. Murat... Ben de onu dedim. Yani kızlar sana oy verecek hani ya da hiç... eleyecekler diye mi korkuyorsun? Böyle? Aynen öyle yani. Oya mı oynuyorsun ya da birinciliğe mi oynuyorsun Murat? Hayırdır? Bundan başka bir şey çıkaramıyorum ki. Yani anladın mı? Bu hani... yani. Niye sen dedim kırmaktan? Mesela... Erdem'i yazdım ama Erdem yine de oy korkusu yok. Ama Murat'ın oy korkusu var yani kızlar beni yazar diye zaten korkuyor. Zaten yazacaklar dedim ama. Ha, zaten. Onu da söyledim zaten isteyen. Bizim yazacağımız Murat'ı varsa zaten yine yazarız.
Ekrandan seyrettiğim gibi hepiniz maşallahınız var. Sağ olun, çok teşekkürler. Gürkan, sana kızıyorum, çok kızıyorum. Ama sen bana bakamıyorum diyorsun ama. Neyse, daha fazla konuşmayayım değil mi? Konuşun bence. İçinizde ne varsa bana söyleyin, hak etmiş olabilirim. Çünkü istemeden bir cümle kurdum. Siz kurun. Bir anne olarak istediğinizi konuşabilirsiniz. Ya şimdi insan çok üzüldüm. Üzülmedim desem yalan olur. Seni özürle de geçecek bir şey değil ama artık özrünüzü kabul edeceğiz. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım o. Yani. Ay, teşekkür ederim. Hiçbir şey yapmayın da. Hatalarını yani. Ama dikkat ederseniz sevinirim. Önemli olan hatasını anlayıp özrünü bir kere daha olması. Yapmaması. Yok, bir daha olmaz merak etme. Sadece ona değil. Hepimiz insanız. Tabii ki hatalarımız olacak. Evet. Ama ne de olsa dikkat edersek daha iyi olur. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya işte böyle çocuklar. Her biriniz bir yerden geldiniz bu evin içinde. Toplandık. Evet. Şunları hemen silip atmamak lazım yavaş yavaş. Hadi bakalım olur. Tabii ki de bir anda olana hiçbir şeyi silip atma. Olana kadar uğraşacağım, hayırlısı olsun yeter ki. Allah hayırlısını uğurlusunu versin inşallah. Allah'tan hayırlısını ister her zaman. İşte büyük lafmayı büyük laf konuşmamak lazım. Ya da başkalarını kıskandırmamak için başkalarıyla çıkmamak lazım. Ben kimseyi kıskandırmıyorum. Hissetmediğim bir adamın duygularıyla oynayamam. Ben böyle bir insan değilim. Hissetmediğim bir adamla niye 3 hafta şurada el ele oturdum acaba? Ne kaldı, ben yardımcı tanımaya çalıştım, hissetmeye çalıştım orada. Ama olmadı. Yardımcı olamadım. Tamam mı? Tamam. Tamam, sana olmayan şey bana olamaz mı? İşte onu diyorum sana. Hı? Büyük lokmaya büyük laf konuşma. Demek ki senin de başına gelebiliyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Gürkan'dan gerçekten mi elektrik alıyorsun sen? Evet. Sence ben yalan mı söylüyorum? Ya da neden yalan söyleyeyim? O zaman niye burada duyguyla ben Tankut derken bırakmadım Tankut'a elektrik almıyorsan? Bunu ilkinde de anlayabilirdin. O zamanlar onu tanımaya İlk çalışıyordum. İlk hafta da anlayabilirdin. Tanımaya çalışıyordum, hissetmeye çalışıyordum. Çünkü onu seviyorum. Bir zaman değil, bak Murat da İnsan bizim tanışma zamanı. İnsan olarak seviyorum ben Tankut'u. Her ne yaptıysa yaptı. Evet, terbiyesiz. Biz de seviyoruz. Lik yaptı konuşarak. Yani daha doğrusu doğru konuşmadı. Ama şu an ben neden yaptığını da biliyorum bunları. Olsun, ben denedim. Onun da bir erkeklik olmadı. Gururu var açıkçası. Olmadı. Denedim, olmadı yani. Ama bak senin de başına gelebiliyormuş. Anladın mı? Daha benim başıma bir şey gelmedi. Sen de Murat'a karşı benim bir şey problemlerim var. Ben görüyorum. Görüyorum yani. En azından çabalıyorum bir şey. Görülüyor bu. Anladın mı? O yüzden burada hiçbir şeyi saklayamazsın. Bir şey saklamaya çalışmıyorum. Zaten her şey ortada. İyi o zaman söyle ona da bu iş bitsin yani. Hiç oyalamaya gerek yok. Aa, sen dedin diye mi bitireceğim? Sen bilirsin o zaman. Ama. Niye bitirmeye çalışıyor onu da anlamıyorum. Ben bir şeyler olsun yuva kurayım diye çabalıyorum. Hemen pat diye bitiriyorum. Çocuğum diye söylemiyorum ama gerçekten ben... O benim en küçüğüm, en kıymetlim. Olmaz mı? Öbürleri de kıymetli tabii ki. Torunlarım daha kıymetli. 4 tane de torunum var. Maşallah. Oh ne güzel size, ne mutlu. Ben değil, vurunca daha çok ölüyorum. Öldürme çocuğu. Allah sizlere de evlenin de nasip etsin. İnşallah. Çocuk. İnşallah. Hayırlı insanlarla karşılaşın inşallah. Evet inşallah. O çok önemli. En önemlisi zaten. Çok önemli. Zaten hayırlısı vicdanlı ve vefalı olması. Evet. Vicdanlı ve vefalı insan olması. İnsanlık olan bir, insanlığı olan bir insan zaten gerçekten iyidir. Merhametli olması. Merhamet zaten ki. İnsan olan da merhamet vardır. Evet. Ama günümüz şartlarında insanlar insanlıklarını unutmuşlar. O unutanlar ayrı. Biz insanları istiyoruz. Evet. Hepimiz öyle. Allah herkese hayırlı insanlar de nasip etsin. Amin. Amin. Ya işte böyle. Kaç tane torununuz var? 4. 4. 4 kızım var, 4 torunum var. Bir tane oğlum var, o da torun oğlan bir tanecik. Geri kalan kız gene. O şimdi ne kıymetliydi. Bu kadar kızın arasında. Gürkan'la falan alakası yok da, buraya başka bir erkek aday da gelse, ondan da elektrik alsa, benimle alakası olduğu için söylemiyorum. O gelince mi Tankut'tan bir şey hissetmediğini anladı? Ben de onu diyorum. İlk hafta niye anlamadım? 3 hafta. Başka bir adayla alakası yok. Gürkan'dan elektrik aldığı için. Ben de hayır, başka bir aday da olsa benimle alakası yok diyorum. Elektrik alsaydı onu mu bekliyordu Tankut'la bitirmek için diyorum. Tankut'la bitirmek evet, için bir şey beklemiyordu. Doğru.
Bence bekliyordu. Tankut'la bitirmek için bir şey beklemiyordu. Beklemiyordu. Tamam mı? Birisi çıktı karşısına, bitirdi. Aynen öyle. Gürkan'ın buraya gelip gelmeyeceğini de ben bilmiyordum. Bilmiyorum. Bunu gördüğüm ilk anda elektrik aldım zaten. Ya bu insanlık hali. Yani. Gürkan'ın belki kim? Hayır yani madem yani. Tankut'tan elektrik almıyordun, birisinden elektrik almayı mı bekliyordun Tankut'la bitirmek geldin. İçin? Hayır, o bilemezdi benim buraya ben Tankut insanları bilemezdim seviyorum. Diye. O zaman demek ki Gürkan gelmeseydi Melis. Devam edecekti Tankut'la. Ben bunu anlarım. Devam edecektim. Bak işte devam edecektin. Ama bu bir yerde patlak verecekti ve bitecekti. Yani. Belki bir hafta daha devam edebilirdi. Bir şekilde patlak verecek. Tabii ki ya insan ama şey biriyle, kırmızı odada sinyal yani ben sürmez ki. Hal ve hareketlerinden. Sürmez yani. Aynen öyle. Ya öyle söyle. Erdem'in dediği gibi Cansel'le nereye kadar gidebilecektin dedi. Ve kendisi itiraf etti. Ben yine Melis'i isteyecektim dedi. Aynen öyle. Bu da aynı hesap. Ama bunu yaşamadan da bilemezsin. Sen de Cansel'le eğer Erdem bir şey yaşamasaydı sen de belki Erdem'le barışmamayı düşünüyordun. Aynen öyle. Ama ne oldu? Duyguların kapardı. Demiştim zaten ben de. Eğer dedim Erdem biriyle bir şey yaşamasaydı belki ona karşı duygularımı fark edemeyecektim dedim. Aynen. Kıskançlık girdi, ihtiras girdi. Aynen. Falan filan. Sen Tankut'u kıskanmıyor musun hiç? Hoş seni kıskandıracak bir şey yapmıyor da. Yani. Yapmıyor yani evet. O yüzden. Ve ben dün gördüm. Size bakışını gördüm şurada. Ya arkadaşlar Dani Tankut'a karşı bir şey hissetmiyor zaten. Neden bunu anlamadım? Dani hissetmiyor da yani 3 hafta dile kolay bir şey değil. Senin için geldim demek. Karşıda istekli bir erkek hayır, var. Hayır ama seni tanımaya geldim. Tamam da Tankut için içeri girdim demen ve insanların seni bunu alması. Karşındaki de bir erkek canım. Tamam. Hisleriyle yaklaşan bir erkek. Onun da bir gururu var. Niye böyle düşünüyorsun? Ben ona şans verdim. Tanımak istedim. Demek ki meyillenmiş. Her ne kadar bir şey yok dese de adam kendi kendine bu tanışma yolundayız gidiyor diye düşünmüş. Efendi olarak sizleri efendi olarak yani çok efendisiniz, iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi gönül onun gönlü. Tabii. Ben anne tamam tavsiye ederim. Ama kendinden küçüğü de olmaz. Kendinden çok yaşça da büyüğü olmaz. Normali uygundur. Benim anlaşılmıştır. Murat Bey üzerine alındı özür dilerim. Yok yanlışlamıştır ya. O kadar demiyok ama bizden anladığınızı da anlamadık. Alındı ama. Farkında mısınız? Yok o açıdan değil. Ben sadece söylemek istediğim çok iyi. Kendinden küçüğü dediğinde ben kendi üstüme alındım mı? İşte sen de alınmışsın. Yok. Ben hiç öyle bir tepki vermedim. Sen neden alındın ya? İyi de. Gerçekten Burçak Hanım çok hanımefendi oturmasını kalkmasını iyi biliyor ama biz burada isimleri söylerken içeri girecek olan isimleri orada açıklamalarımızı yaptık. Ben de tamamen o söylediğimin arkasındayım. İnşallah hakkında hayırlısı olur onun da. Cümlenizin. Amin. Amin. Sade yani birinizin değil. Ben çocuğumu tabii ki düşünürüm. Ben çocuğumu isterim. Ama hepinizin hayırlısı olsun. Amin. Bakın sizin de bir çocuğunuz var. Artı Gürkan'ım var. Artı Tankut'um var. Allah onları da analı babalı amin. Artık anaları olmadığına göre babalı olsunlar. Yo annesi var yo, benim var oğlum. Ama yanında ha. Değil. Benim yo oğlum benim annesinin yanında şu anda. Ha, benim annesiyle aram da çok iyi. İyi o zaman. Beraber olduğumuz müddetçe yarı yarıya zaten tabii annesi çocukları var. Ben yani zaten çocuğumu annemden aramıyorum. Aynen yani. Ben de şey o şekilde. Ben de annesi var ve tabii ki çocuğun çok da iyi bir anne. Çocuğun gene de gözünün önünde olsun istersin tabii ki. Evet. Mutlu olmalı. Benim kızım da annesiyle yaşıyor zaten. Herhangi bir sorunumuz yok yani. Anlaşmalı. Çok güzel bir cevap. Çok güzel bir cevap. Ormanda ben Beykoz Ormanı'ndan topladım. Patatesi unutmayalım. Alayım mı? Ay ben al al anca alırsın zaten. Hiç iş atma. Ay el atma işte. Masayı o kaldıracakmış. Tamam. Biz kaldığına mı diyorsun? Soğuk geliyor. Evet aşkım. Yaparım hayatım ben yapmıyorum. Yaparım da olmuyor işte. Sen görmedin. İcraat yapmak görmedin. Lazım. Görürsün. Lafla yap olmuyor yani. Lafla işte. Olmuyor değil görürsün. Neydi o ekmek bekçesi yürümüyor muydu kanka? Dikkatli ol. Ben sana para vereyim sen yap. Yeri mi atıyorsun? Sen niye kalmıyorsun? Sen paranın kimin ihtiyacı var? Bıçak. Laflara dikkat et bıçak. Anladın mı? Öyle sen de bizim hazırladığımız şeyi sen yiyorsan eğer sen de o zaman gidip bizi hazırlayacaksın. Ben de hazırlarım. Ben bunu hazırlamam demedim ki. Biz de demiyoruz. Tamam siz girdiniz ben kalabalık etmek istemedim. Ben de toplayacağım. Canım benim geldiğinden beri kalabalık etmek istemiyorsun zaten. Hayır kalabalık değil ben gidiyorum orada. Burada herkes bir şey yapıyor. Ya cırlama cırlama. Sen cırlama ya. Herkes bunu görüyor. Lütfen kahvaltı. Ama yani olmuyor yani Mehtap yani. Sen bile yapıyorsun yani. Tamam biz de temizleyeceğiz kızlar siz hazırladıysanız tamam mı? Oldu mu? Ay almıyorum ben tatlımı. Aa yemeyeceğim. Tamam ben onunkini yerim. Ben gerçekten yemeyeceğim.
ben bundan istiyorum. Kahvaltı masasında Burçak Dani'ye laf soktu. Parasını vereyim sen yap gibisinden ama bence Dani'nin istediği dilden konuştu Burçak. Melis de oradan zaten atladı. İşte ne demek istiyorsun sen falan. Ne demek mi istiyor? Sizin anladığınız dilden konuşuyor. Parasını vereyim de sus. Ben istiyorum abla. Niye bana vermiyorsun? Ben ona verecektim. Çok az şu kadar. Karıştırmadan nasıl koyacağım bilmiyorum. Ay çok hoş ya. Tadı. Aynen buna benzer bizim de oradan çıkan bir bitki var. Ama o kök. Bizde kırk sinir diyorlar. Aynen böyle yapılıyor. Aynen kırk sinir diyorlar bizde de öyle sert bir şey. Evet. Isırgan otuna böyle da benziyor böyle. Ama ıspanak yaprağı gibi böyle sert. Alayım mı? Bizimki direkt kök. Mehtap. Böyle. Al. Zencefil biraz gibi kök. Suyundan döksem üstüne ne olur? Bir şey mahvedersin tabii. Kaldır ek derler, çiçekli mancar derler. Akıyor. Aha çayımın içine girdi Allah seni yediği. Değiştir. Ya dediğim gibi herkes insan evladı, herkes iyi birer insan. Tabii ki öyle. Ama aralarında bazı fevri olanlar var. Yok de hepsi de yerine göre ama. Yerine göre fevri oluyor, bir de bakıyorsun ki melaike evet olmuşlar, o kadar güzel olmuşlar ki. O oldukları an oluyor mu hiç? He? Biz öyle bir anı görmedik sanki. Yok yok, oluyor oluyor onlar. Bakıyorsun tartışıyorlar. Ama bir de bakıyorsun ki birilerine bir şey, bir diğer arkadaşlarına bir şey oldu. Birlik oluyor. Hepsi birlik oluyor, onun başına toparlanıyor. Hmm. Ben diyorum o yüzden karışmayın kavgalarına diye. Çok evet fazla biz girmeyin aralarına. Biz kötü olacağız çünkü. Evet, biz kötü olacağız ondan sonra. Siz onlardan nasıl yapıyorsunuz? Siz de öylesiniz. Biriniz, ben seyrettiğimi söylüyorum. Biriniz tartışmaya kalktınız mı? Tabii ki siz de insansınız, olacak. Tabii. Tabii. Diğerleri hemen etrafına toplanıyor. Ya arasına giriyor. Şey olmasın, birbirinize olur tartışmayı yaratmamak için elinizden geleni yapıyor. Evet. Kızlarda da var. Tamam. Azıcık aşırılar var kızlarda. Azıcık aşırılar mı diyorsunuz? Azıcık gelinlerde var. Hangisi aşırı sizce? Ben bir İki tane mi söyleyeyim, bir tane mi söyleyeyim? Aklınıza gelin hepsini söyleyin. Hiçbiri kalmasın. Hepsiyiz. Hepsini söyleyin. Eskiden ismi neydi unuttum. Sarışın. Gürkan. Hı. Gürkan. Senin adın değil. Gelin adı, aynı adı. Dani. Şey, Dani. Eskiden geçen çıkmadan önce çok fevriydi. Evet. Çok tartışıyordu. Çok şey yapıyordu. Bu sefer de var ama eskisi gibi değil. Hı. Melis eskiden daha çok yürüyordu. Daha çok şey yapıyordu. Şimdi o kadar değil. Sakinleştim diyorsunuz yani. Biraz. Erdem sayesinde. Erdem sayesinde, Dani de Tankut sayesinde. Ne bilmiyorum şimdi artık. Nereye, ne, kimin arkadaşlar kimin sayesinde olduğunu bilemeyeceğim. O Melis'in kendi içinde olan bir şeydi zaten. Ya insanın içinde olsun ama olur. Şimdi şöyle, mutluluk da insanı biraz sakinleştiriyor evet, çocuklar. Evet. Yani. Gönlünün şey yaptığı, yaptığı evet bir insan, içinin olur sevdiği yani bir insan olursa kişiler rahat sakinliyor. Biri geldi. Bakın kime benziyor bu? Kime benziyor? Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim? Kim kardeş? Emre'nin kızeli. Hoş gelmişsiniz. Merhabalar. Nasıl benzetemedik? Merhaba. Ben benzetemedim. Hoş geldiniz. Nasıl benzetemezsin ya? Hoş geldiniz. Ben beklediğim için. Merhaba, ne haber? Hoş bulduk. Şöyle alalım sizi. Kahvaltı yaptınız mı? Ben kahvaltı yaptım. Çay içelim. Çay içelim ama. Buraya mı? Evet, mavi koltuğa alalım sizi. 2 dakikada hemen kendi tabaklarımızı kaldıralım hemencik. Ben de çayımı alayım ya. Aynen, bırakın biz toplarız misafirden sonra. Ben ağırlayayım bari. Ben kalkmıştım çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba hocam. Merhaba. Burçak hiç iş yapmadım. Evet ben de sizinle kaldırırım sizden. Topluyordum. Aynı muhabbet yok, onu topla yok, bunu topla ya. Şimdi sofradan kalkınca herkesin evde belirli görevleri var. Şu an. Aynen. Hoş geldiniz, nasılsınız? Gayet iyiyim. Emre için geldim biliyorsunuz. Siz iyi misiniz? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. İnşallah, hadi bakalım. Kızlar da gelsin de. Allah'tan Bloolettin'in kuzeni değil. Dün Emre biliyorsunuz Bloolettin oldu Duygu için. Seyrettim. Agar onun. Allah'tan değil. Onun kuzeni değilsiniz yani. Çok iyiydi. Duygu için mi geldiniz? Kimse için gelmedim. Siz var ya milleti öldürürsünüz, katten götürürsünüz yani. Yeğeniniz ziyarete gelmiş. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Annem seni çok seviyor. Bayanlar toplarsınız. Anneniz. Gelin. İsmi nedir?
annemi tanımıyorsan ben burada oğlu. Atlarım yani. Ama kuzen annem, şimdi. Aslı teyzeniz benim annem olur. Heh, tamam şimdi işte. Onunla demek istedim çok yani. Çok seviyoruz evet. Aslı teyzeyi. Çok şeker bir annem insan. Annem hepinizi çok seviyorum. Ya çok erken gittiği Serhan, için insan üzücü. Burçak bahsetmişti çok benziyormuş diye Serhan'a. Resim kim? Babası Burçak'a benziyor. Burçak babası. Serhan'a benziyor. Evet öyleymiş. Onu söylemişti. Ya tip olarak, ağırlık olarak ben eşimden hiçbir zaman şey görmedim. Çocuklarıma hiçbirine 4 tane kız yetiştirdik ama ne güzel. Çok şükür hiçbirine bir yani ne güzel. En ufak bir hızlı lafı yoktu. Ne güzel. Rahmetlinin. Doymayacakmış onlara da onun için o kadar kızmamış, bağırmamış diyorum ben. Mekanı cennet olsun inşallah. Ya işte öyle. Şimdi Burçak'ı görse, gerçi diğerlerini de evlenirken görmedim ama Burçak'ı görmesini de isterdim. En küçük Burçak mı? Evet, en küçük Burçak. Küçük de kaldı. O babaya hiç doyamadı. Öbür 3 evlendi mi? Evli. 3'ü de evli onlar. Torunlarım maşallah. Var işte birinin 2 tane, diğer ikisinin Allah birer tane kızları var. Aa, amin. Allah herkese nasip etsin. Amin. Süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli değil mi? Sen İyi bir yüreğiniz var. Sağ olun. Sağ olun. Siz de teşekkür ederim. Siz de böyle yani ne diyeyim? Biz çok mutluyuz şu an. Sizin gibi insanlar buraya geldiği için. Öyle güzel sohbetler ettiği için. Vallahi çok da ihtiyacımız ben oluyor. Çok heyecanlandım. Kızıma dedim, Burçak gelmeyeyim annem ben ne yapacağım orada? Anne ne olacak? Onlar senin çocukların dedi. Aynen öyle. Doğru söylemiş. İnsan içinde gene de bir heyecan hissediyor. Hissediyor. Benim aslında buraya gelmem biraz enteresan oldu. Gelmişken Emre'yi de göreyim dedim. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ben de diyecektim yani Emre'lerin boy uzun, kaslı filan, dayısı da öyle. Oğlan dayıya çekermiş. Hep böyle mi ailece? Ya, uzun boylu, kaslı filan. Evet, erkek falan. Kardeşim de uzundur. Alt teyze Emre söylemişti de benim de uzun vardı. Evet. Siz evlisiniz. Ben evliyim. Evet evet, söylemişti, bahsetmişti. 10 senedir evliyim. Eşim de sporcu. Oo ne güzel. Aa, ne güzel. Genetik kuvvetli diyorsunuz. Yani insanların aynı yöne bakması önemli. Biz eşimle aynı yöne baktığımız için çok keyifli zamanlar geçiriyoruz yani. Bu çok önemli. Yani sizin de burada olmanızın amacı da o. Aynı yöne bakacak insanları bulmanız çok önemli. İnşallah. Yani birbirinize bakarsanız bir müddet sonra sıkılırsınız biliyorsunuz yani. Aynı yöne bakmak çok önemli. Ben seyrediyorum burada. Şimdi ben bir de işin enteresan tarafı kız takım antrenörüyüm. Aa güzel. Ben voleybol antrenörüyüm. Öyle mi? Kendim voleybolcuyum. Senelerce oynadım. Ben de eski voleybolcuyum. Üstüne kız takım antrenörlüğü yapıyorum. Benim zaten smaçtan eller. Sağlık problemleriyle bıraktım ben. Kaç yaş için? Ben 40 yaşındayım. Hayır kızlarda kaç yaş için yapıyorsun? Ben en küçüğünden en büyüğüne kadar çalıştım. Yani sizin gibi sporcularım da oldu. Ortaokul düzeydiler. Küçük sporcularım demek ki Mahir Bey arada bir gelsiniz yani, misafirimiz olsun. Hiç yabancılık çekmeyeceksiniz bizimle. Hayır. Bayanlara alışkınız. Bazen böyle erkek muhabbetini özlüyorum. Hani gidiyorum diyorum ki biraz erkeklerle takılayım diyorum. Yeter diyorum yani. Kızlar. Bizi izliyor musunuz? İzliyorum. Fırsat buldukça izliyorum. Şöyle derslerim olmadığı zaman izliyorum. Annemin geldiği bölümleri internetten seyrettim. Sayfanız çok güzel, çok renkli. Oradan seyrediyorum. Yani güzel. Bazı tavsiyeler de vermeye geldim. Yani sonuçta kızlarla çalıştığım için evet, az buçuk biliyorum. Yani evin durumunu biliyorum. Yani erkek tarafını biliyorum, kız tarafını biliyorum. Her tarafı biliyorum. Aslında çok çok güzel bir ortamınız var. Çok geriliyorsunuz. Gereksiz yere geriliyorsunuz yani. Keyfini çıkarmak varken. Niye dün çıkardık? Yeğenin Emre geldi. Çok güzel tabii ki. Bak, öyle anlar da var yani. Emre'nizi taklit yaptın. Nerenin ağasıydı beni almaya geldi? Mardin ağasıydı. Sabah sabah bizi güldürdü yani. Çok keyiflendirdi bizi. Biz de zaten Emre'den istediğimiz o. Yani Emre biliyorsunuz sıkıntılı zamanlar yaşadı. Yani bilsin ki biz onun arkasındayız. Her zaman arkasındayız. Yani. Her ne kadar da annem söyleyeceğini söyledi ama annemin üstüne laf olmaz bizde. Yani biz de ona destek vermeye geldik yani her zaman yanındayız. Aile dediğinizde öyle olmalı zaten. Onu tanımaya çalışın. Tanıdıkça daha farklı yönlerini göreceksiniz.
Ayça ile bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi? Bu gider, bu gider, o kalır. Tamam, zor zamanlar geçirdin ama artık bitti yani. Mahir abim bombanın pimini çekti, mandalı bana bıraktı. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba merhaba. Bir arkadaşız. İnsanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız. Senle ben. Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum. Özel konuşmak istediğiniz içinizden birileri varsa bahçede ağırlayabiliriz. Değil mi? Zamanımız mı geliyor yavaş yavaş? Yani hayır, hayır. Onun için söylemedim. Eğer isterseniz, arzu ederseniz konuşacağınız için. Serhan, seninle görüşeyim. Bir de Gürkan'la. Aman hadi. Kusura bakmazsınız diğerlerine. Estağfurullah. Geçmiş galiba, yoksa ben hep beraber oturmak isterim. Otururuz yani. Otururuz zaten. Neresi? Buradan mı çıkılıyor? Senin. Takıldı. Yok canım. Fevzi Hanım'ın Serhan'ı bahçeye çağırmasına çok şaşırdım. İnanamadım. Ne alaka? Serhan nere? Burçak nere? Bakalım hayırlısı neyse olsun. Fevzi Hanım'ın Gürkan ve Tankut'u çağırmasını bekliyorduk ama şaşırttı. Tankut yerine Serhan dedi. İyi bir damat adayı olarak görmüş olabilir kızına. Yalnız şöyle bir şey var. Serhan'ın bir yaş kriteri var. Ama Serhan'ın ona kapıları kapatacağını düşünüyorum. Ve damat adayı olarak da karşısına çıkacağını hiç ihtimal vermiyorum. Nasılsınız? İyisiniz? Şükür, şükür. Biraz rahatladınız. Biraz rahatlamaya çalışıyorum. Senin ağlamana üzüldüm dün. Evveli gün, dün değil belki gün. Artık yani çok iyi bir insansın. Allah razı olsun. Ama dediğim gibi kalbinde, gönlünde biri var. İnsan olarak da yani şey olarak da. Ama benim fikrim dediğim gibi kızımın bunlar fikri değil, benim kendi fikrim. Sizin gibi bir damat olmak isterdim. Çok teşekkürler. Ama sizin gönlünüz, kalbiniz dolu. Allah hayırlısını versin. Gene de hayırlısı olsun. Sizin evinizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani müsaadeniz olursa. Tabii. Şeklini mi değiştireceğiz? Yok, evi taşıyacağız. Orası beni aşar. Evi taşıyacağız. Nerede oturuyorsunuz? Ben sıkıldım çünkü şeklini değiştirmek istiyorum artık. Konu açılmışken. Siz öyle söyleyin de. Bir alan yani. Bahanem olsun benim. Sen 7'de birine sahipsin buranın. Evet. Tabii ki herkes özgür olmak ama diğer kişinin özgürlüğünün duvarına kadar. Yani sonuçta 7'de birsin burada. Tabii ki senin alanın olmalı, senin özgürlüğün olmalı ama diğerlerine zarar vermeden olmalı. Çok kavga ediyorsunuz. Hiçbir erkek kavga eden kadın istemez. Sesi yükselen kadın istemez. Niye bizim istiyorlar ama? Niye Murat Bey çok beğeniyor mesela? Ama ille karışacak hayır, oradan. Canım, acayip beğeniyor. Yok yok sürekli beni uyarıyor zaten. Mehtap doğrudur diyor, beğeniyor yani. Onaylıyor. Bak yine sataşıyorsunuz. O onayladıkça Mehtap daha çok kavga ediyor. Sataşıyorsunuz birbirine. Yok Mehtap'la dargınız. Ortaya konuşuyor. Hani dilin kemiği yoktur derler ya. Biraz öyle oluyor yani. Mehtap'la dargınlar. Az evvel kahvaltı sofrasına bak, yan yana bak, oturuyorlar. Bak ama hep öyle de geliyor. Bak şu an yapıyor. İstiyorlar böyle. Sataşma oluyor. Kaşıntı böyle başlıyor diyorsun. Yani değil mi? Gün içindeki kaşıntılar başlıyor. Böyle kaynıyor böyle. Ben de birden kaynayınca. Ben dargınım huzurum yerinde ya. Şükürler olsun iki haftadır. Ne güzel. Çok rahat. Kilo bile aldım huzurdan. Şimdi benim evlatlarım hepiniz. Sağ olun. İnanın hepiniz, bak sakın aklınıza bir şey gelmesin. Yok asla. Ben Burçak'ı tabii ki benim evladım, seveceğim onu. O benim için bambaşka bir şey. Allah'ın lütfu o. Ama sizler de aynısınız annenize, babanıza. Tabii ben ki. Sizin için ne diyebilirim ki? Evet. Allah günah yazar adama.
Burçak ağırbaşlı, gayet sakin bir yapısı olan bir insan. Dilerim o da mutluluğu bulur. Sizlere böyle güzel bir damat adayı çıkartır. İnşallah. Ve sizleri üzmez, her şeyden önemli saygılı bir damat adayı işte olur. İşte öyle bir damat istiyorum ama Allah İnşallah. Artık. Allah olur, tamam. Neden olmasın? Yani nasip. Dilerim ki tez elden olur. İnşallah. Çünkü sizler hak ediyorsunuz. Ben o elektriği aldım sizden yani. İstiyorum, söylüyorum. Teyzesi geldi geçen gün, o da söylüyor ama nasip. Nasipten de fazlası olmuyor Serkan. Serkan. Sen ne dersen de. Hepsini sarıladım bak. Canın sağ olsun. Ben anlarım. Neyse, seni meşgul ettim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben. Çağırmasınlar beni, bir de Gürkan'la konuşayım. Tabii tabii, Gürkan'ı ben göndereceğim. Bir şey diyeceğim var mı? Bir isteğiniz var mı benden? Estağfurullah. Bir anne gibi şey. Bir arz ettiğiniz bir şey varsa. Bana söylemiş olduğunuz sözler var ya. O kadar değerli ki başka hiçbir şeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizi tanıdığım için yavrum. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ ol. Hiç kalkma. Olsun, kalkayım. Ben şimdi Gürkan'ı bir göndereyim. O şimdi birazcık. Aslında var ya, anlayacaksınız sohbet edince. Eser çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. İnanılmaz renkli bir çocuk. Böyle bayılıyorum. Arada bir İngilizce konuşuyor ya. Evet. Böyle Türkçedeki kelimeyi bulamayıp yukarıdan İngilizce alıp yapıştırıyor da böyle. Evet, acayip evet. Hoşuma gidiyor. Çok Hı-hı. Eğlenceli bir çocuk. Tankut hoşuma gidiyor. Duruşu. Benim de çok hoşuma gidiyor da yapacak bir şey yok. Senin elinde olan bir şey yani. Bırakmayacaksın. Olmuyor. En son azar yiyecektim kırmızı odada. Benim bir gelişim seyretme var onu. Buraya. Dün bir gelişim var buraya. Seyretme onu. Olmuyor. Bırakmıyoruz ama olmuyor. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gittin geldin. Dışarılar nasıl? Vallahi gittim geldim. Güzeldi dışarı. Yoğundu. Toparladım geldim tekrar. İyi görünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Güzel, sağ olun. Başka kızlar ya. Duşunu aldı geldi. Nurçin Tankut'a beni yakıştırıyor musunuz? Evet. Bir adayınız yani dışarıdaki var. Bir göz olaraktan merak ediyorum. Tankut'a beni yakıştırıyor musunuz? Hep kendine. Tabii ki yani. Hep seni mi konuşacağız biz? İki cadı, susun siz. Misafir gelmiş yani. Hep seni mi konuşacağız? Ben seni yakıştırır mıyım? Küçük cadı. Dani ona sahip çıksana. İki dakika susun. Şimdi Tankut'u televizyondan gördüğüm kadarıyla gerçekten düzgün. Çok düzgün hem de yani. Efendim, arkadaşlar şekil hiç önemli değil. Bakın. Benim eşimin boyu 1.62, ben 1.94'üm. Şekil falan hiç önemli değil. Fiziksel o benim dünyam başka bir kapısı yani. Hı hı. O kapı olmadan o dünya aşk olmuyor. Aşk hala yani. Devam yani. Bravo. Şekile sakın takılmayın. Şekile fiziksel takılırsanız önemli değil. Tabii. Bu hayattan keyif alamazsınız. Sizi mutlu edecek insanlarla birlikte olun. Evet. Yani üzmemeye çalışın birbirinizi. Şurada kaç senemiz kaldı? Ben kendi açımdan, kendi açımdan söylüyorum ya. 40 yaşındayım. Ağzımın tadıyla bir 20 sene daha yaşarım. Hani böyle yok böbrekli, yok tansiyonlu bilmem neydi. Tabii ki spor yapıyoruz biz. Ama bir yere kadar sonuçta. Eşiniz kaç yaşında? Eşim 72 doğumlu. Ben 76 doğumluyum. Sizden 4 yaş büyük. Aa. Ne güzel. Evet, ne güzel. Ama dünyanın bir başka kapısı yani. Dedi yani. Evet ya, anlatım Bravo çok ya. İyi. Evet, ifadeniz çok iyiydi. Çok güzel. Hani ruh eşi dedikleri olay bu zaten. Ay, yani onu güzel. Bulduktan çok sonra beğendim. Hayat size başka görünüyor. Aşk gelip geçici, televizyondan seyrettiğin aslında zaman bir aktöre, bir aktrise aşık olabiliyorsun. Tabii. Ama sevgi paylaşarak daha da büyüyor. Paylaştıkça büyüyor. Aynen. Sevgiyi tek başına yaşarsan küçülür. Sevgi büyüyerek, paylaşarak büyüyor. Aşk öyle değil. Bence siz sevgiyi bulmaya çalışın aşktan önce. Sen Burçak'a söyleyerek geldin. Efendi görünüyorsun. Görünüşün iyi, fena değil. Dediğin zaman ben demiştim. İyi çocuk. Ama... Tamam, gönlüne de söz geçirememiş olabilirsin. Ama yarın öbür gün Burçak'a bıraktığın gibi... Hani tamam, ondan bir şey yaşamadınız. Görmedim hiç. Görmedim. İlk defa gördüm. İşte biliyorum. Görmediğin de. Ama gene de olsun, Burçak için geldin sen. Sebebi Burçak, evet. Sebebi evet, Burçak'tı sebebi ama ben eve ilk girdiğimde dikkat ettiyseniz... Benim bir adayım yok dedim.
gönlümde var dedin ki o kalsın bana dedin. Dikkat et. Ben bunu biliyorum, hiç şey yapma. Öyle dedin. O da bana kalsın dedi. Bana kalsın dedim. Hı, dedim. Bir kişi var dedim. Ha, bir kişi var dedim, o da bana kalsın dedi. Tamam. Ondan sonra tamam, etkilenmiş olabilirsin, ben sana bir şey diyemem. O gönüldür bu. Ya şimdiden sonra da. Hadi Dani, Allah hayırlısını versin. İnşallah devam eder. Ya etmezse. Ondan ona geçmiş mi olacaksın oğlum? Ben öyle bir insan değilim. Beni az çok hani izlediyseniz biraz karakterimi anlamışsınızdır. Ben çünkü anlamaya çalışıyorum. Duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü çok hani duygusal olduğumu herkes bilir. Çünkü ben de kolay bir hayat yaşamadım. Bir yerlere gelmek için hep tek başıma mücadele ettim. Annesiz ve babasız annesiz şekilde. İşte annesiz babasız olunca öyle oluyor da. Ben de aynı Burçak gibi hani böyle kendi ayaklarım üzerine dururum. Kimseden bir destek görmeden. Allah'a şükürler olsun, hayallerimi de gerçekleştirdim. Ama dediğim gibi hani şu 33-34 yaşına gidiyorum. Yani şu saatten sonra gerçekten laylayloma hiç vaktim yok. Hiç olmasın zaten. Hissederek artık bir şeyler hani İnşallah yaşanmalı. İnşallah karşındaki insan da sana o hissi verir. Şimdi insanlar hata yapabilir. Ama ikinci kez aynı hata yaparsan hatadan çıkıyor, başka bir boyuta geçiyor. Evet. Üçüncüyü yaptığın zaman zaten en son huya dönüşüyor. Şey yani mesela bazı hatalar kabul edilmiyor. Kabul edilemeyen bir hata yaptı. Yani çünkü yaparsın birkaç hata, neyse kabul edersin. Neyse burada herkes hatasının bedelini ödüyor. Yani artık sonuçta giden birisinin arkasından da artık konuşmanın bir mantığı yok yani. Yani giden gitti. Zaten üzüntüsünü belki göstermedi bizlere ama içinde ama yaşamıştır. Ama çok üzüntü yaşadı yani, evet. Hayır, göstermedi yani Emre'ye, nasıl söyleyeyim. Emre'ye bunu göstermedi, hissettiremedi bile yani kızcağız. Ama burada gayet hissettirdi. Ben hissettim mesela onun acısını ama çok üzüldüm. İş işten geçti. Sonuçta ben üzülsem ne olacak ki? İş yani Emre'de bitiyor. Emre'yi ikna etmesi lazım. Sonuçta aynı tünele ondan girecek yani. Bir de zaten Emre bana ne kadar hissettirirsen hissettir değişmeyecek demişti. Yani kafasında o da dik gitti. Durmaya çalıştı. Dik bir şekilde gitti. Evet evet, hiç yani şey şu an Emre gerçekten içinde yaşıyor. Ben onu hissediyorum yani. Her ne kadar bloğa olsa da, eğlenceli olsa da yani içinde eğlenceli yaşıyor. Öyle kolay değil ki yani. Binlerce, milyonlarca insanın önünde birisine seni seviyorum demek kolay da değil. Kolay. Bunu yaşamak da kolay da değil, ayakta durmak da kolay değil. Bunu yapmak gerçekten yürek ister, duruş ister, cesaret ister. Ama çoğu insan bir şeyi kaybettikten sonra değerini anlıyor. Bu bir gerçek. İşte zeki insan, diyorum ya hatalarından ders çıkaran zeki insan. Daha da zeki bir insan var. Başkalarının hatalarından ders çıkaranlar. Aynen. Onlar daha zeki. Onlar daha çabuk ilerliyor. Daha çabuk koşuyor. Evet. Yol alıyor. Ha, ben buraya felsefe yapmaya gelmedim arkadaşlar. Yok, yani de bizim ailemizin duruşu, görüşü böyle. Biz Emre'yi çok seviyoruz. Peki sizin gelinler evinden beğendiğiniz adaylar var mı? Yani favori aynı Eser yani ve Tankut'u gösterdiğiniz. Şimdi tabii ki bu sürecin üstüne bunu söylemek biraz... Yok, Emre açısından değil, bir izleyici olarak soruyorum size. Yani şey ama olarak Emre açısından da söylemek istiyorsunuz tabii ki. Ya o zaman yönlendirmiş oluyorum yani. Aslında kendi biraz da kendi yolunu bulması gerek Emre'nin. Yok, sizin beğendiniz. Yani seyredip beğendiniz, favori adayınız. Emre'nin değil yani, Emre'ye düşündüğünüz ya, değil. Burçak'la Daniel'la. Favori adayınız. Yani bizim görüşümüz olan. Daniela neyse de Burçak'ı hiç anlayamadım. Özür dilerim anne. Burçak'ı aralarında 10 yaş. 10 yaş var aralarında maalesef. Ama yaşından bahsetti. Yaşın, fiziğin 60 yaşına gelince böyle bir tene sahip olacak mısın? Tamam da hayır, şimdi şöyle bir şey var. Özür dileyerek söylüyorum. Ama fikrimi de ben söylemeden duramam. Tek tek, bence tek tek seç. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Hani o 3 yaş daha büyük olsaydı Emre'yi doğururdu. Böyle şeyler lütfen yani hoş değil bu. Ama yani gerçekten bile, hoş değil Bey, yani. Görüyorsunuz yani. Burçak Hanım yani ben hoş değil. Ama yani çok büyük ya. Bir problem olursa demiştiniz. Ya Dani ile bir problem olursa dedim, bir başkasına mı gideceksiniz dedim ya, onu söyledim size. Yani daldan dala olmuş olacak. Kesinlikle adam. Öyle bir izlenim uyandırmak istemem kimsede. Şu an karşılıklı hislerimiz var Dani ile. Ama hayırlı tabii ki benim olsun. İnşallah yani duygusal i̇nşallah anlamda o, beni yaralamaz. Dani de inşallah sana karşılık verir. Bir başka taraflara sapmaz. Onun da mesela diyorum ya, Tankut'la başladı.
Ondan evvel daha başkası da vardı. Ama hani, ilişki başlamamıştı. İşte anam konuştular, ilişki başlama. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. Tabii ki tanıyacaksınız. Ama ona da danışması gerekir Dani'nin de. Yani onu, Tankut'a da bir şeyler söylemesi gerekirdi. Biraz ani oldu mu diyorsun? Çok ani oldu. Yani aynı şeyi şey yapmıştı. Hislerine yenik düşmüş olamaz mı mesela? Hani beni kaybetmemek tamam. için duygularını yoğun yaşamak. Ama sana söyleyip sizinle tanışacak ya. Size söyleyip ona söylemesi, sizinle danışıp mesela konuştu ya. Evet. Sana de, diyecekti ki ben böyle böyle yaptım. Tamam sen de gördün, ben senden hoşlandım, anlaştım her neyse. Ama ona da söyleyeyim. Ondan da gene bir ben böyle böyle yaptım. Gürkan'dan hoşlandım. Ya da biz onunla tanımaya başladık birbirimizi diye bir... Ama Tankut çok itmiş yani onu. Hiçbir şekilde isim koymamışlar buna. İsim koymadılar. O yüzden hani gidişi ani olmuş ama, olabilir. Ama güzel de vakit geçiriyorlardı şimdi. Geçiriyorlardı ya. Yani. Ben gördüm, izledim. Sen de ama. Gördün. Ama yani, bir arkadaşça, dostça şeklinde. Dansta etseler, her şeyleri beraber çok güzel de vakit geçirdiler. Tankut da yabana atılacak bir çocuk değil. Ama gönül. Konmayınca konmaz. Başka bir şey söylemiyorum. Mahir Bey, burada tanımak istediğiniz gelin adayını alıp bahçede özel görüşmeniz gerekiyor. O yüzden siz hangisini öncelikle istiyorsunuz? Ya gönül isterdi hepinizi götüreyim bahçeye. Sağdan sinyal veriyor bak. Gözleri de oynuyor. Hangisini sağdan sinyal istersiniz? Veriyor bak. Sağdan yani sonra. Hangisiyle görüşmek ben istersiniz? Ben Dani ile Burça. Dani'yi de. Evet, ikisini de. Kalkalım. Neyse, kalkalım. Ya, görüşmek istiyorsun işte itibariyle. Yani, ben istedikten sonra... Aman benim, önden git canım benim, önden git. Ya abartmayın arkadaşlar, misafir gel alalım seni. Ben. Ah Allah Allah. Sanki evlenmeye gidiyoruz böyle bahçeniz bir şey. Bahçeniz süper ama ya. Mahir Bey bugün kızlar evine ziyarete geldi. Emre ile, Emre'ye yakıştırdı, Dani ve Burçak'tı. Tamam Dani'yi anlıyorum, 24 yaşında aynı yaşıtlar. Ama Burçak'ı hiç anlayamıyorum, 10 yaş fark var. Demek artık bunlar yaş farkını çözdüler. Yaşı problem etmiyorlar artık. Mahir Bey bugün Burçak ve Dani'yi bahçeye çağırarak konuşmak istediğini söyledi ve Emre'ye uygun adaylar olduğunu söyledi. Böylece Emre için hani olgun bayanların da aday olabileceğini söyledi. Buradan da anlaşılıyor ki bu ailede problem yaratmıyorsa insanlarda da problem yaratmaz. Burçak boşu boşuna kendi kendine problem yaratıyorsun. Bence Emre'yi düşün. Teşekkür ederim. Benim eşimin de hayali böyle bir bahçeye sahip olmak. İnşallah. Yapacağım. İnşallah. Nasıl geçiyor? Buyurun. Yine başladılar değil mi? O sesler buraya geliyormuş. Mal vermek böyle bir şey işte. Yani ikiniz de aslında hepiniz çok güzel karakterlersiniz. Hı hı. Dediğim gibi Emre'nin üzgün olmasını istemiyorum. Yani bu sonuçta buraya gelme amacı da bu. Üzgün olmasını istemiyorum. Biz hayatı hep keyifle geçiren insanlarız. Ben sadece sizden şunu istiyorum. Emre ile vakit geçirin. Tanıyın. Çok keyifli bir çocuk. Hı hı. Ben sizin için söylüyorum. Onu söyleyeyim. Ya farkındaysak eski ritüel vesaire. Zaten Emre ve Ayça konusunda en çok yorum yapanlardan biri de bendim. Yani Emre'yi seviyoruz ya. Biz sevilmeyecek adam değil zaten. Güzel yani. Sizden... Tekrar söylüyorum, onu tanımaya çalışın. Tanıdıkça daha farklı yönlerini göreceksiniz. Yani gidenin arkasından konuşmayı çok sevmem. Ayça gerçekten hatalar yaptı ama kendisi yaptı, kendisine yaptı. Evet. Yani kendisi de çok üzüldü. Hı hı. Tekrar söylüyorum yani Emre'ye belki bunu hissettiremedi ama. Aynen öyle. Yani ben size şunu söyleyeyim, tavsiye olarak eğlenceli olun. Çok daha farklı olacak o zaman. Hı. Yani. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Emre ile ilgili? Ben de tanıyorum zaten en baş kadrolardanız. Burçak sen de izlemişsiniz zaten. Emre ile çok muhabbetim olmadı Ayça dolayısıyla. Diğer arkadaşları daha çok tanıyorum. Birlikteliği olanları çok iyi tanımıyorum. Çok yakın olmadık yani muhabbet edemedik falan. Zaten bir hafta durdum. Şimdi de daha yeni bir haftamı geçiriyorum. Bilmiyorum. Yani sizce Emre tabii ki Ayça ile bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi sizce? Ben görüşümü söyledim zaten. Hı hı.
Yani bunlar tabii ki sıkıntılı problemler ama gönüller birleştikten sonra hiçbir sıkıntı ortadan kalkmayacak değil ya. Şey, içer misiniz tekrar? Yok teşekkür ederim. Ben daha fazla içmeyeyim. İstersen geç oraya oturalım. Benim zamanım da belki doluyordur. Değil mi? Yani orada uyarı gelecek. Öyle. İşte uyarı gelecek ya. Üşüdün mü? Üşüdüm. Yok ben üşümedim. Benim heyecandan biraz yaptı. Su falan istemiyorsunuz değil mi? Yok teşekkür ederim. Prosedür mü diyorsunuz? İki kişiyle görüşmem gerekiyormuş. Tankut'la da görüşmek isterdim ama olmadı. Başka zaman geldiğimde Tankut'la da... Şu an süre var. Yok şimdi yani. Değil. Başka zaman gene görüşürüm. Nasip olursa gelirim. Eğer ben burada hala olursam, gelinlerin gazabına uğrayıp gitmezsem... Değil mi? Şu anda... Uğramazsın, uğramazsın. Evet. Nasip ne varsa onu görüyorsun. Bak kaç aydır, iki ay oldu mu siz buraya gireli? Başlayalı oldu. Ne kadar oldu Murat Bey? Üç ay oldu. Işte. Sen başından beri varsın. Varım da şimdiye kadar hep sevilirdim ben gelinler evinde. Evet, şimdi niye sevilmiyorsun? Şu son bir iki haftadır nefret ediyorlar benden. O nefret değildir de. İşte. Fazla sevgi sonradan nefrete dönüşür ya. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Anlamadım. Hiç iyi değildir ben size o kadar söyleyeyim. Hatta benim yüzüme bile söylediler yani. Dediler sen madem çok konuşuyorsun. Arkana yazsın. Daha rahat konuşuyorsun. Daha rahat konuşuyorsun. Emre. Dani. Gürkan. Dani. Kanka bana mı özendin? Aa, evet yok, aynı kanka. Şeyden kavga şimdi çıkardı kaç, aynı şey kaç kendi yapıyor. Ona bakacağım. Bu gider bu gider o kalır. Gitti zaten. X X Y. Matematik problemi çözüyor sanki. Giriyor şu an. Buna doğru gidiyor bu bilinmeyen. Gidecek üç bilinmeyenli denklem mi o şimdi? Bilmiyorum bu herhalde artık üç mü? Matematik saymak problemi çözmeye bilmiyor. Serhan'ı yazmak istemiyorum. Serhan şimdi son sevgilisiyle görüştü ya. Gene alınır diye Serhan'ı yazmak istemiyorum. Yoksa çok Erdem de var aslında da burada sen kırılma diye yazmıyorum. Erdem nerede ama var? Şey yani liste kabarık. Yes. Dani'nin kalbi aslında Gürkan'a atıyor. Ama şu an Gürkan içeride bekliyor. Emre için görüşmeye gitti. Tankut'u zaten elemiştik. Ya Mehtap şimdi, sen böyle Dani'nin erkek problemini şey söyleyeceğim. Sen şimdi burada ne oluyor? Azcık. Geriye elimizde ne kalıyor? Eşittir Emre. Bu saatten sonra Gürkan bu muhabbetten sonra. Murat kalıyor Murat. Murat'ı kaptır da Dani'ye kurtul. Sabahsa diyordun zaten. Murat'la benim çok yaşaran var falan diye. Beliz. Araba olacak ya temelini atıyor. Yani, ama güzel güzel kokular alıyorum. Güzel güzel kokular alıyorum. Gözüm gönlüm açıldı vallahi billahi. Bir yapma. Ya bak ama. Benim bir şeye gerek yok. Dün Seda Hanım'a dedi ki burada ben yedi aday var. İstersem yedirim de tanırım dedi. Ne yanlış anlayacak? Allah Allah. Açık açık söyledi. Modern bir insan ya. Neyi kıskanacak yanlış anlasın? Kim ya? Modern ama. Modern. Kim ne dedin gene ya? Kadın ya Duygu'ya dedim sana değil. Hasta hasta. Ne hastası? Ne rahatsız? Dün hasta yatıyordun ya burada. Kim ben mi? Sen ona dünkü hastalığıma söylemedin. Şimdi hasta değilim. Hayır hayır hakikaten rahatsızsın. Yok diye. Dün akşama kadar uyudum ben midemin ağrısına. Ya Mehtap sen ne dedim duydun mu? Ne dedin bana? Burçak'a azıcık işi öğretsene. Burçak baksana bence... sofrayı toplayacağım sadece dedi. Onu da toplamadı. Burçak genel müdür hayatım. Emre'nin tutar parasıyla duyunca. Birini yaptırır. Çok oldu. Murat abi senle konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Tanışımıza görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun bakalım. Şu aldığında Murat abi geriliyor. Abi herkes geriliyor ya. Etrafa bakıyorum. Bir anda ya. Çok bağırıyor değil mi? Evet hiç sormadım. Hadi Allah kendinize yani. Gönlünüze çok göre versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Size de. Özet edin. Kendinize iyi bakın. Hadi. Olur inşallah. Sağ olasın oğlum. Tekrardan buyurun gelin. Eh nasip şimdilik bir şey yok. Hadi ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hayırlı nasipler versin i̇nşallah, çocuklar. İnşallah yine bekleriz. Sağ olun. Hadi bakayım çocuğum. Çok teşekkürler. Hadi hepinize Allah hayırlı nasipler versin. Çok memnun oldum. Öpsene sen. Sen Amerika'dan geldin diye öpmeye bilmiyor musun? Öpeyim mi? Buradan bir de. Dur. Bu Türk ananesidir. Öpöre.
Hadi bakayım kendine iyi bak. Sizde. Hiç sıkılma. Burada kendiniz böyle o gün, dün değil evvelki gün seyrettiğimi öyle söylüyorum. Ya. Çok kendi kendine perişan ettin, yapma. Yavaş yavaş alışırsın. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi. Daha çok Allah yardımcınız olsun. Dur bakalım. Çok mesafeler atıyor kadar. Antalya'da böyle hadi böyle sırada bekleyecekler. Baştan bir başlayacaksın böyle. Değil tamam mi? 300 kişi öpeceksin. 300 en son böyle. Hadi hoşçakalın. Otomatik yapmaya devam edecek ondan sonra. Tabii. Bitti. Devam edecek. Görüşmek üzere. Yolda gördüğü herkesin elini öpüyor bana. Siz de. Niye diye soruyor. Alıştırma yapıyorsun. Fevziye Hanım'ın bana sistemde bulunması beni çok üzdü. Bir annenin gelip bana sistemde bulunması gerçekten kötü şeyler hissetmeme sebep olmuştu. Ama bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğim ve ona söyledim ve özür diledim. Bir daha asla olmayacak. Zamanımız doldu. Güzel sohbetti kızlar. Teşekkür ediyorum adıma. Ben seni duydum. Anneme ileteceğim söyleyeceğim. Biz mutluyduk size Mahir Bey'e. Ne demek? Alıştık. Mahir Bey, bekar kardeşiniz var mı? Var. Kaç yaşında? İkimiz mi söylüyoruz? Kaç yaşında? 87 doğumlu. Yani ha, ben de eşit. 87 tam bana. Tamam yani. Olabilir. O da böyle. Programa bekliyoruz. Yani. Başka var mı? Zorlayacağız. Ne var mı? Girdim. Başka tamam, var mı? Tamam işte tam doldursunlar buraya. Ben de. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Eşinize Aslı teyzeye çok selam söyleyin. Aynen. Mahir abi Eser'e selam söyle tamam. Tamam. Ben şimdi, o benim annemi ağlattı. Önce bir gideyim hesabını sorayım da ondan sonra. Kızlar görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Siz de. Tabaklara bardaklara dikkat edin. Siz de söyleyin taklit yapmasınlar. Tamam. Tabaklara bardaklara. Ne yaptın kankito? Kızım muhabbet edin ne yapacağız? Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Hayaller hayatlar. Buraya gel. Ne hayali mi nasıl geçti? Hayaller hayatım. Mahir Bey gözüme baka baka böyle. Burça. Gel bakayım buraya. Böyle ben ne oldu? Hoşuna mı gitti kız? Benim aklımda böyle bir şey yoktu. Kendileri şey. Beni bırakabilir al. Beni bırakabilir. Yırkanı. Nane 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 nane. Bak plana bak. Dani Gürkan'ı bıraksın bu Gürkan'la ilişkiye başlası planı yapıyor. Ay nefes atsın sen şu an ya. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Dani Gürkan'ı bırakabilir yapıyorsun. Sana ne gitsene benim arkadaşım. Niye geliyorsun arkadaşımın yanına? Sana ne? Özel bir şey konuşacağız da gelsene arkadaşım. Ay dur. Azıcık bak üşüdüm. Arkadaşın geldi. Ne oldu? Azıcık üşüdüm. Üşüdün mü? Üşüdüm. Söyleme bunlara. Sen hiçbir şey anlamadın. Dışarıda hatta şöyle titremeye başladım ben. Allah Allah. Çok üşüyorum ya. Hoş geldin. Abim geldi ona göre. Abi hoş geldin. Ne göre? Senden en son sarılacağım. Ha. Sen ne yapıyorsun? Aynı renk. Ya sen de almışsın da oğlum. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Hoş bulduk. Ne haber dostum? Hoş geldin. Eyvallah. Abi nasılsın? Emin valla sizi gördüm daha iyi oldum ben. Keyifliymişim. Merhaba dostum. Hoş geldin. İyisin. İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Abi hoş geldin. Nasılsın? İyidir. Yok. Ses almanın. Sen annemi nasıl ağlatırsın ya? Sen annemi nasıl ağlatırsın ya? O annem, senin annen. Benim de annem ya. Canımlarım. Eyvallah dostum. Siz iyisiniz? İyiyiz. Abi bir şey içer misin? Aa çay istiyorum. Tamam getiriyorum. Bir şey var. Yok ben sadece Türk normal demleme çay. Bu oldu mu demleme? Nereye oturayım arkadaşlar? Bu daha güzel ama abi. Açı şöyle daha iyi. Tamam zor zamanlar geçirdin ama artık bitti yani. Mahir abim bombanın pimini çekti. Mandalı bana bıraktı. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba bir arkadaşız. İnsanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız. Senle ben. Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum.
Ben senin adına orada kötü bir şey de konuşmadım, dikkat edersen. Sen de kendini söyledin. Hani herkes dedim burada ilişki yaşayabilir, elektrik aldığı insanla da görüşebilir dedim. Senin için de kötü bir şey söylemedim yani, dikkat edersen. Gel gittim de şu anda hani şey gibi geldi, laf çarpıtmak ister misin? Hayır, laf gibi çarpmadım. Direkt Dani ikimizin adına konuştu zaten dedim. Yani içeride olması gerekeni, şu anda zaten Emre'nin durumunu. Ve de o yüzden uzak durduğunu söyledi. Ben de aynı şekilde. Zaten Emre ile ben yaş durumundan dolayı biraz daha uzak duruyordum. Ya zaten senin Emre'yle... Ama sen diyordun ki yaş benim için önemli değil diyordun. Önemli değil tabii hayatım, ama 10 yaş olunca insan birazcık tereddüt ediyor. Bak, hani bak, tamam hani 6 yaş falan bak benim, ben şimdi hani yalan söylemeyeyim, dışarıdan bakınca da insanların gözlemini söylüyorum. Hoşluktan falan değil hani. Önemli mi dışarıdan bakanlara gözükmek? Bir dakika işte, önemli olduğunu bahsediyor. Bir dakika Mehtap. Şey önemli. Ya yani tabii biraz da önemli, ama tabii ki kendi bakış açım da önemli. Hayatım. Aldığım elektrik de önemli tabii 4-5 ki. 4-5 yaş normal. Sen bu çocuktan elektrik almıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bana doğruyu söyle. Hiç şey yapmadım. Düşünmedim. Elektrik alıyor musun? Düşünmedim ki. Emre'den elektrik almadın mı hiç? Biraz yanıma oturmuştun ya. Yok yok, alsa bana anlatırdı. 11 yaş ya. 11 yaş farkı var. 11 yaş yok canım. 11 yaş. 11 yaş. Tamam, ben de 33. Kötü bakmayın. Evet. Da benim aramda. Ben 35 yaşında değilim ki. Ben 35 yaşında değilim. Birinin şeyi olmaz, lafı olmaz. Gönüller bir olsun. Ya sana bir şey Burçak. Ha 11, 4-5 ha 18. Normalde. Çok aşağı oldu bu sefer. Ben de o yüzden şey yaptım ya. Hani, ailesi öyle görmüş. Baş kanka. Hani yaşını bilmiyorlar demek. Sen beni yürüyorsun ya. Hayır söyle. O kaç yaşında? 42 var dedik. Dediler ya. O da dedi ki 14 yaş. Onlarda da söyledi. 10 yaş fark önemli. 15 yaş olan dedi. Anlaşabilmek dedi. Yine aynı şeyi söyledi. Onlar beni aday olarak gördü. Yine teşekkür ediyorum. Kızlar, ama ben karşıdan elektrik almayı... Yani onun bana bir ışık yakmasını beklerim yani. Neyse, Burçak'tan dedikodu çıkmaz. Ben uzaklaşıyorum yanımda. Çok sıkıldım ondan. Sen ne yaptın? Kızlar evinde miydin? Gelinler evinde. Evet ya. Ya fena bunlar ya. Birbirine hani iğnelemeyi geçmiş bunlar, kılıç çekiyor ya birbirine. İğneyi geçmiş bunlar ya. Şimdi arkadaşlar, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Oh, artı voleybol kız takımı antrenörüyüm. Yani az buçuk yani biliyorum. Antrenmanlısınız az buçuk. Yani en küçüğünden en büyüğüne. Hepsi standarta bağlıyor yani bazen var ya. Fenalar ya. Nerede görev yapıyorsunuz? Ülkemin her yeri güzel. Fark etmez nerede yaptım. Yok, Mersin'de misiniz? Kayseri'de. Yok, daha doğudayım. Doğu tarafındayım. Güzel. Ama bu Şubat'ta inşallah eşimin yanına geçeceğim yani. Hadi hayırlısı. Hayırlısı olsun. Yani inşallah. Dört gözle bekleyeceğiz böyle birbirimizi. İnşallah, inşallah. Ama doğuda görev yapıyorsanız daha güzel zaten. Çünkü... insanlar çok güzel. Taraflarda daha çok buna ihtiyaç var çünkü. Yani inanılmaz güzel. Yani gidip görmek lazım orayı. Doğru, gidip görmeden yorum yapmak hoş değil yani. O yüzden gidip görmek lazım orayı. Benim için İstanbul'un en ünlü kolejindeki öğrenci de aynı. Evet. En doğusunun en ücra köşesindeki öğrenci de aynı. Çünkü sonuçta çocuk yani. Evet. Evet, öyle olmak zorunda. Bir eğitimcinin böyle ya, düşünmesi. Yani. Yani. Öyleyiz zaten şu an, benim burada çok çok nasıl söyleyeyim. Aynı ya. Oralara girmeyin. Boş verin arkadaşlar. Bizim eğitimciler öyle düşünse ya. Kanun dışına çıkmayın. Sen de bilirsin, sen yurt dışında da çalışıyorsun. Aynen. Buradaki çocuk neyse oradaki çocuktu. Yani özü çocuk. Evet, doğru. Çocuğun şımarmasına izin vereceksin. Şımarmanızsa o çocuk değil ki, ben yetişkine giriyorum. Evet, evet. Şımarmasına evet izin vereceksin. Kaç yaşındaki çocuk? Ya bu arada hiç biz şımaramadık yani. Ben onu... Sen ayrı. Ne ben ne kız kardeşlerim. Sporculuk zamanında. Kızlar da bak, şimdi Emre'nin kız kardeşlerini biliyorsunuz. Evet. Onlar benim oldular. Sporcum. Benim elime doğdular. Ben işte aldım, sporcu yaptım, yetiştirdim, kulüplerde oynattım. Üniversiteyi kazandılar. Şimdi öğretmenlik okuyorlar, kulüpte de oynuyorlar. Yani antrenmanda çok sertimdir. Yani ısrar ederim. Onu yapana kadar ısrar ederim. Antrenman bittikten sonra, eve geldikten sonra curcuna başlar. Evle işi karıştırmamak lazım. Benim felsefem o. Ufak bir şey anlatacağım. Antrenman yapıyoruz bir gün Ankara'da Mahir abimle. O zaman motor hala vardır, biner. Antrenmanda dedim ki susadım ben dedim.
Koşu yapıyorum o sırada. Motorun arkasına suyu koydu. Yetişirsen alırsın dedi. Bastı gaza. Sonuç itibariyle ben tam diyor, burçaklık konuşmuş oldum. Ayça'yla bir şeyler yaşadılar. Bitti ama diyor buradaki hiç kimse Ayça'dan başka Emre'yi tanımaya çalışmadı. Doğru. Ben de yeltenmedim Ayça var diye. Buradaki hiç kimse de yeltenmedi tanımaya. Adam da diyor ki şimdi ben Emre'nin mutlu olmasını istiyorum. Emre'yi tanıyın diyor. Tanıyın diyor yani. Artık diyor ben de istiyorum mutlu olmasını gibilerinden konuştu. Anladın mı? Hani özellikle ne bana ne de burçağa şey yapmadı. Hani ille de sen tanı ille de sen demedi. Hepiniz olmayanlara şey yapmadı. Ya sonuç itibariyle burada bunun için yani varsak. Yani onların gözüne göre beğendiği kişileri söyledi diye tahmin. Biri daha geldi. Hoba. Hadi. Ay bugün gelen gelen. Ay geldi. Dur bir dakika. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anca. Hoş geldin. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş bulduk. İyiyim yavrular. Siz nasılsınız? Seviyorsun anneni. Turcan annesi. Ay. 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 El öptü. Hayret. Biz de şaşırdık. Teyzeciğim hoş geldiniz. Nasılsınız? Öpçen anneciğim. İyiyim yavrum. Siz nasılsınız? Siz de iyiyiz. Allah iyilik versin. İnciler minciler. Aynı ağlıyorsun. Ağlar o. Ağlıyor. Hoş geldin güzellik. Nasılsın? Sizler benden güzelsiniz yavrum. Siz hepiniz başarılarınız var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim kızım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Siz böyle alın. Anne. Ağlama. Ağlıyorduk ya. Ağlama kızım. Ağlama mı? Ağlama kızım. Ağlama. Dönem. Anneni üzeceksin Burçak. Gerçekten dönem üzülecek benim. Yapma. Ağlama. Hoş geldin annem. Hoş geldin. Ağlama. Ben sana kıyamam bak. Ben zaten bir susamam sus. Ağlama. Hakikaten yani. Ağlamaya gelmedik. Ağlama. Ağlama. Hadi gelin oturalım. Kadın. Hadi gelin. Canım benim. Hadi içeri girelim. Ağlama. Kapıda kalmayalım. Şöyle oturun. Kahvaltı ettiniz mi? Ettim. Çay içer misiniz? Birileri öptü. Birileri öptü. Kahve yapayım mı size? İçer misiniz? Sonra çay, 3 bardak çay içtim. Tamam şöyle açacağım. Şey çok o. Bana bir peçete var mı? Hemen getirdim. İyi misin anne? İyiyim iyiyim ben. Oradaydım seni şimdi ağlayınca. Orada şey oğlanlarımızla çok güzel konuştum, muhabbet ettim. Oradan geliyorsunuz. Oradan geliyorum. Burçak'ın annesi bugün çok tatlıydı. Hali tavrı çok hoşuma gitti. Keşke Burçak da annesine benzeseymiş. Şu an ben istiyorum ki Emre mutlu olsun. Evet. Yani hepiniz için geçerli arkadaşlar. Bize de hepiniz mutlu şöyle olun. Çünkü buraya o mutluluğu yakalamak için geliyorsunuz. Adı üstünde kısmetse olur diyor yani. Evet. Olacak diye bir şey yok. Kısmetse olur. Bana soruyorlar Emre evlenecek mi? Kısmetse olur diyorum yani. Adı üstünde abicim. Bu iş böyle. Hakikaten öyle. Herkes için öyle. Gelinler evinde ne yaptın abi? Dediğim gibi Kılıç Kalkan ekibi karşımdaydı. gösteri sanatlarından birbirlerine pas atıp durdular. Allah'tan hani ben biraz şey yaptım yani. İyi. Güzel geçti yani. İyi, sakindi daha başlamamışlardı. Afyonlar patlamamıştı herhalde. Çok iyi ya. Önce bir afyonları patlasın sonra başlıyorlar ya. Evet onların öyle bir saati var galiba. Afyonlar patlıyor. Herkesin var da. Benim mesela çok erken. Ben öğrencim de fark eder bunu yani. Dostum seni çok seviyorum ya. Ben renkli insanları severim böyle. Sen başka bir renksin ya. Teşekkür ederim. Konuşman olsun, özellikle konuşman. Böyle var ya çok acayip keyiflisin ya. Benim tarzımdasın yani. Çok keşke güzel. Burada olsan vakit geçirirdim ha. Keşke gerçekten. Yeminle söylüyorum. Ben senin anneni annem olarak görüyorum. Bak annem deyince birden ayağını indirdi. Adam annem ne yaptın burada? Daha annem derken böyle. Fark etmedim bile vallahi. Hakikaten. Melis, kuzu. Sen ne yaptın öyle kayınvalideciklerini mi karşıladın? Evet kayınvalidemi karşıladım. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Ne yaptın anne erkekler evinde? Oturdum, muhabbet ettim, konuştum. Aa. Hepsinden ayrı ayrı konuşmadım. 2 kişiyle konuştum. Kimle konuştun? Sonra kimlerle söylerim. Konuştun? Sonra söylerim. Anne sana ne yaptılar içeride? Bir şey yapmadılar. O kadar efendiler ki. O kadar efendiler ki, o kadar iyiler ki. Hiçbir tanesinde yani o da kötüdür diyemeyeceğim. Ya çünkü çok yok, nazik. Yok hepsi efendi ya, hepsi iyi. Saygılı. Evet. Hepsi saygılı. Sizlerin arasındaki olanlar beni...
Hiç ilgilen. Ay canım benim ya. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Ay ya işte böyle. İyisi. Ay nasıl ya, yok konuştum. Konuştum, hepsinden ayrı ayrı konuştum, izlersiniz. Ay ne mi? Şey, alın arkadaşlar. İzlersiniz. Ay, biz mesela Burçak'la evdeyiz. Burçak nasıl mesela bir insan? Kişiliği nasıldır? Bir anne olaraktan sizden dinlemek isteriz. Burçak. Burçak. Dört kız kardeşin en küçüğüdür. Tekne kazıntısı. Benim en sonçemdir. En çok. Sonçe mi? Onun üzerine sonçe derler bizde. Sonçe diyorlar. Babam da annem de sonçe der. O bizim bir tanecik kuzumuz. Öbürleri evli. Çocukları var. En çok da yoğunluk buna. Sakin, yerine göre tabii ki o da insandır. Yerine göre onun da fevri halleri var. Yok desem yalan olur. Ama yerine göredir. Tamam, zor zamanlar geçirdin. Bir hata oldu, bir yanlış oldu. Sana hissettiremedi bunu. Ama artık bitti yani. Ben senin gülmeni istiyorum, eğlenmeni istiyorum. Ya bu şey zaten birkaç gündür hani böyle... Aynen devam et. Dün inanılmaz mutlu oldum mesela. Vallahi. Muhteşemdi ya. Ben hep öyle olmanı istiyorum. Nasıl evimizde nasıl gülüyorduk daha önceki gibi. Aynı o şekilde olmanı istiyorum. Öyle devam etmeni istiyorum. Ya öyleyim zaten. Vallahi evet. Yani o konularda onu ben bitirdim yani. Onun içimde o geçti gitti. Tamam yani. Artık o zaman o konuşmanın anlamı yok yani o zaman. Öyle. Ha ben kızlara baktım. Yani zaten tanıyorum da yani. Şu an dedim yani Emre'yi tanımanız gerek dedim. İki tane de isim verdim. Bilgin olsun. Evet. Yani dediğim gibi seni tanımalarını istiyorum. Sen de onları tanı. Yani tanışmaktan, tanımaktan zarar gelmez. Bu belki bazılarını üzecek, bazılarını sevindirecek ama kötü bir şey yapmıyorsun. Tanışacaksın, sadece konuşacaksın. Birbirinizi anlayacaksınız. Olacak diye demiyorum. Kısmetse olur oğlum bu işler. Vallahi abi şu an ben öyle bir şey diyeyim ki yani hiç ona kafa yoracak. İlla ki ama burada... durumda değilim yani. Haklısın. Şimdi burada zaten hani herkesin görüştüğü bir isim var yani hani. İlla ki. Öyle bir duruma bilmiyorum kimin ismini verdiğini de bilmiyorum da. İlla ki. Yani. Kimin ismini verdin sen? Çok merak ediyorum şu anda yani hani. Daniella'yla ya Burçak. Yani ben abi. Haklısın. Yani öyle bir strese girmek istemiyorum yani. Ben sadece tanısınlar isterim. Ben tutup da Emre'yle çıkın demedim ya. Sadece tanımanızı isterim dedim. Kötü bir şey demedim ki. Senin için de kötü bir şey demedim. Anladım sadece ben konuşun ben yani sonuçta. İnsanları tanımadan karar veremezsin. Daniela ve Burçak. Yani bu zamana kadar benim aklımın ucundan bile geçmeyen iki isim. Mahir abim bombanın pimini çekti. Mandalı bana bıraktı. Ya ben bu bombayı alacağım, uzaklaştıracağım kendimden ya da elimle patlayacak. O yüzden ben elimle patlamasını istemiyorum. Dani ve Burçak ikisi de Gürkan'la ilgileniyor. Kimseden bir çekincem yok. Çekincem olduğundan değil ama ben böyle toplara girecek bir adam değilim. Kimi çağırdın? Gürkan'ı. Onu çağırdım, söyledim. Ne dedi? Onları söyledi, özür diledi. Özür diledi. Şey de işte hani ilk girişi senin içindi ya. Onu söyledim. Başta hani onu söylemedi bana dedi. Şey dedi ben içimde dedim dediğini söylemedi. Sebepsiz girdim. Yani hiçbirini şey ama dedim siz söylediniz baştan Burçak diye dedim. Burçak için geldiğimizi ama döndünüz. Ondan sonra öyle deyince bir sefer dedi ha tamam. Ne vurdum. Söyledim yani. Ama çok utandı. Çok mahcup oldu. Çok üzüldü. Yani... Deme dedim. Bir daha bak dedim. Yut. Tamam ben sen affettiniz mi teyzeciğim çıkarken gel. Ben affetsem dedim. Kızım affettim. Onu bilemeyeceğim dedi. Hani dedim bir şarkı var ya ben affetsem. Hani Allah affetse ben affetmem diye bir şarkı. Ondan sonra Serhan'ı çağırdım işte. Onunla konuştuk. Onun tipleri, hareketleri, sakinliği babana benziyor evet, ya. Evet anne, değil mi? Ne kadar ay, çok benziyor. Çok efendi geldi bana. Ha, onu görüntüsü çağırdı. Nasıl benziyor şey söyledi, değil mi? Dediler, babama. Şey çağırdı.
Şimdi söyleme. Ne söylemeyeyim. Ama ben Serhan'la işte... Serhan'la Gürkan'ı söyledim. Çağırdım. Tankut'a da dedim, senden de konuşmak isterdim ayrı ama başka zaman dedim. Yaş söyledim, yaşı söyleyince dediler, biz anladık. Dördünün yaşı küçük ya. Evet. Arada bir üç tane yaşı büyük olan Murat. Şimdi Murat Bey hemen dedi. Çok dedi, anlaşıldı dedi. Yani bunlar dedim çocuk. Kızıma göre. Ama diğerlerinin de sahipleri var dedim. Ondan sonra da işte öyle konuştuk onları da. Babandan bahsettim. Biz oğlum senin arkandayız, her zaman arkandayız. İyi ki var. Bizim için önemli olan sensin. Tabii ki diğer insanlar da önemli yani. Sonuçta benim mesleğim o, diğer insanlar. Onların hayatına yön vermek. Senin hayatın benim için çok daha önemli. Aynen. Ama senin gitti, ben bu yoldan gideceğim dersen ben fikrimi söylerim. Sana her zaman arkandan ışık tutarım. Her zaman yolunu aydınlatırım ben seni. Sorun değil. Sen mutlu ol. Çünkü sen mutlu olursan teyzem mutlu olacak, annem mutlu olacak. Onların mutluluğu benim için dünyalar zaten. Bunu biliyorsun. Aynı şey senin için de geçerli. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya zaten ben hani onların yeterince üzüldüğünü düşünüyorum. Televizyonda bizi izlerken en azından beni gördüklerinde o ben sonrasında aldığım telefonlarda onların konuşmalarındaki o ses tonlarının düşüklüğü onlar beni çok üzdü. Ben bunu onlara yansıttığım için çok üzüldüm. Yani hani yaşananlar yaşandı ama bu normaldi. Ben bunu dışarıda yaşasaydım biliyorsun abi ben bu durumu kimseyle paylaşacak tabii bir canım. Adam değilim yani. Tabii ki. Hani gidip de bunun derdini anlatacak kimseye derdini anlatmam. Burada yaşandı, burada insanlar bunu gördü, izledi. İster istemez üzüldüler yani. Ya ben mutluyum yani burada güzel keyifli zamanlar çok geçiyorum. Çok inanılmaz sevdiğim, keyifli ya. Sevdiğim bütün yani ilk günden beri hep beraberiz yani. Bak Serhan olsun, Murat abi olsun, Erdem, Tankut, Eser, Gürkan geldi. Keza yani hani hepsiyle böyle çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Evet evet. O da bizi mutlu ediyor. Ama gelin adaylarıyla alakalı şu anda o yönde kafamda hani böyle kurduğum, yorduğum ya da düşündüğüm hiçbir şey yok. Çok çabuk bitti. Ya konuşuyorduk. Evde mi konuşuruz? Ay! Canım benim. Sultanım. Hadi. Kızlar, sizin yanınızda çok oturamadım. Olsun. Sizi görünce annemi görmüş oldum. Ben de değil çok... Mi? Özledim annemi. Onun için mi ağladın? Ay, ağlamayın. Evet, ağlamayın. Biz ağlayınca biz anneler çok üzülüyoruz haberiniz olsun. Duygulandım sadece. Sabahtan beri mi? Evet. Hadi Melis ağlama da yapma. Değil mi kuzum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gerçekten hiç hoş görünmüyor. Onun için çok sakin tamam, ol. Ya tamam tartışacaksınız elbette. Hepiniz benim kızılarımızsınız zaten ya. Vallahi hepinizi tek tek sevmiyorsam. Senin birlikte olsaydın. Hadi canım benim. Hadi kendinize iyi bak. Allah yolculuk kalbinize göre inşallah hayırlı nasipler var. Rica olsun teyze bir şey. Layık duanızı bizden eksik etmeyin lütfen. Temin de yapma. Hadi duanızı bizden eksik etmeyin. Hadi kızım. Hepinize Allah hayırlı nasip. Nasipleriniz hayırlı olsun inşallah burada. Amin. Amin. Ah, en son mu kaldın sen? Yine gel, değil mi? Yine gel. Nasip. Kız daha 15 gün oldu gideli. Biliyorum evet, benim, ben biliyorum. Biliyorum tabii. Hepsini biliyorum. Canım benim. Hadi. Işıkları bırakmış da gitmişsiniz. Vaa. Aa, ya da o. Kız yıkadı. Söylerim. Siz gelip de yıkasaydınız madem. Geldim hadi. Geldim merak etmeyin. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi gel öpeyim. Senin emeğin bizim üstümüzde çok fazla yani. Sen canlı yerim ben. Vallahi gel. Bu sesi zaten duyunca. Otomatik. Onlar mı geliyor? Fendi de içmedin, sevmedin. Hayır abi çok kısa sürüyor. Aslanım benim. Zaman göreceli kavramdır. Güzel anlar. Çok çabuk biter. Murat çok iyi bilirsin. Çok benim öyle. Ya espri yeteneği nereden geliyor? Garibim ya. Hadi. Murat adi onu güzel. En sevimizde. Çok iyi oldu Murat abi ya. Canım kardeşim. Hepinize bir mum yakacağım ben. Tamam. Hepinize bir mum yakacağım. Herkese.
Şu hayattaki en büyük eksikliğim yabancı dilimin olmaması. Evet yani. Yani memnun oldum. En büyük eksikliğim. Boş ver abi bizim de. Gerek görme. Senin de Türkçe ben biliyorum. Anne ben alacağım abi. Vay 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 unutma bak. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Mahir abi İstanbul'da görev yaparken bakın arkadaşlar. Bir gün gidiyorum yanına tamam mı böyle. Senin ne işin var burada diyor. Ne geziyorsun burada diyor tamam mı? Tamam da nereye geldiğini söyle. Voleybol takımına. Sonra balıklar yüzüğe etrafında dolanıyor. Yemez. Sonra senin ne işin var oğlum burada falan diyor. Ertesi gün tekrar gidiyorum. Hani bir işim oluyor falan görüyorum onu. Sen niye gelmiyorsun yanıma? Seni seviyorum. Arkadaşlar. Anladınız siz onu. Tekrar bekliyorum. Teyzeye selam söyle. Eyvallah. Dostum selamlar. Ne pozitif bir insan ya. Çok dünya tatlısı. Yani dünya tatlısı. Keyfimi yerine getirdim. Evet, dünya tatlısı. Vallahi dünya tatlısı. Çak tahmin ettim ki Tıpkı Gürkan mı söylemiş? Hayır. Tıpkı Gürkan. Hayır. Evet. Hayır. Başka biri mi söylemiş? Hayır. Doğru söyle başka biri mi var? Başka kim var? Kim söylemiş? Flash, flash, flash. Ay kız annem ya. Popüler gelin adayı Burçak. Çok annesini tercih ediyor. Bir saniye susun. Gürkan çok özür dilemiş, çok pişman olmuş. Dedim, ben gurursuz dedim ama çok özür dilerim. Gerçekten bilemedim falan demiş. Kapıya kadar Gürkan geçirmiş. Ama çok pişman olduğundan. Annem bir de Serhan'ı çağırmış. Çünkü Serhan'ı çağırmasın dedim. Babama çok benziyor dedim ya. Dedi ki babama çok benziyor. İnanamıyorum. Aynen dedi yani. Fankut'la da konuşmuş. Hepsiyle konuşmuş ama işte dediğim gibi yani. İnanamıyorum. Sen ciddi olamazsın. Kimmiş anay? Kulaklarına inanamayacaksın. Söyle. Söylüyorum. Söyle. Serhan. Yani ne Serhan? Ya Serhan değil, adayı olarak çağırmamış. Babama hayır. Benzettiği için onunla konuşmak istedim. İşte yani damat olarak görmüş. Hayır, damat olarak görmüş. Hayır. Biri Gürkan, biri de Serhan olsa. Hayır. Gürkan ve Serhan mı? Nurkan çok pişman olmuş. Kapıya kadar geçirmiş. Çünkü söyledi ya bana gurursuz. Arada değişir. O yüzden pişman olduğunu şey yapmış. Ben Gürkan'ı hiç zaman düşünüyorum. Ay Gürkan diyorum. Serhan'ı hiç zaman düşünüyorum. Serhan'ı ben düşünüyorum. Ben de su. Ben öyle bir şey de hayır babasını ben öyle bir şey de söylemedim. Dinlemiyor musunuz? Serhan babama çok benzediği için. Ben konuşmadım. Ben Serhan'la alakalı kötü konuşur muyum? Benim Serhan'ı ne kadar sevdiğimi sen biliyorsun. Ben Serhan'la alakalı burada hiçbir zaman kötü konuşmadım. İzler mi? Asla da kötü konuşmam. Serhan'ı gerçekten çok seviyorum. Ama Serhan eski sevgilisini seviyor arkadaşlar. Serhan'ı artık evet, gözden çıkarıyor. İyi de bu şu anda söylediği, format annemin söylediği burada. Şey de işte sana eş olarak, aday olarak değil de orada gerçekten ben de o zaman o yüzden çağırdım babama benzediği için. O annem de aynı şeyi yapmış. Ha, tamam okey anlıyorum ama. Annem hatta söylemiş hani, babam sen üzülürsün diye söylüyorum. Hayatım benim Serhan'la bir ilişkim bir şeyim yok. Annem söylemişti anlayın ya. O zaman da yoktu. Ağrıda değişim. Nanay, çok iyi içmişim. Nanay, gülüm. Nanay, yavrum. Nanay, annen kalktı şuraya geçtiniz. Daniel bak laf götürüyor ya. Lafı nasıl götürüyor görüyor musun? Nanay, kucakladı götürüyor. Duygu bana bir başladı. Yarım içeyim ben. Bitmedi. Yani ayakta... Sen bir şey mi dedin de başladı? Yok. Neden çıktığını da hatırlamıyorum. Tamam. Bir şey oldu. Bir başladı. Terörist. Yani alttan girdi, üstten ben şeylere bir karar geldi yani böyle. Sen kimdin? Burada zaten 2,5 ay duruyordun. Hiç kimse sana bakmıyordu. Ne olduğun belli değildi. Bir elimi değdim sana. Ondan sonra olan oldu. Bir anda ne zannediyorsun kendini? Egon bilmem ne oldu. Yani inanamıyorum. Yani kulaklarımı tıkamak zorunda kaldım yani. Şey mental olarak duymak istemediğimden dolayı. O kadar da değil yani. Kimse kusura bakmasın da. Abi yani... Vallahi o başka, yani. O başka bir boyut abi. Yani kimse kimseye burada değer katmıyor. Herkes kendince evet zaten değerli. Yani. Herkesin zaten şeyden kendince bir duruşu yani. Var. Bir kimisi şey iyi durur, kimisi negatif durur. Bununla kararını insanlar verir. Bilir. Sen evet kendini yani. Çok seviyorsun, çok beğeniyorsun. Sen nesin diye böyle bir girdi. Ben de evet dedim. Ben kendimi çok seviyorum. Kötü bir şey mi? İnsanın kendini sevmesi kadar iyi bir şey var mı? Teşekkür evet ederim. Ya. Bak teşekkür ederim. Yani kendini seveceksin ki tabii ki diğer insanları da sevebilirsin. Evet, evet aynen %100 katılıyorum. Kendine barışık oradan, olacaksın. Abi. Oradan girdi yani. Erdem, hoş. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Hala bu cemden uzak dur sen. Ben bile değilim. Duygu! Merhaba.
Dur ben şuradan izlemek istiyorum şu anda. Çok komik. Gel amcam gel. Gel amcam şöyle buyurun. Ne yapacaksın? Yolda gelene kadar benimle uğraştı. Bir de o nereden geldi? Oy Mehtap kızım, güzel kızım benim. Dur tamam yeter, kaç kere öpsen. Haşlı mı? Buyur abi, buyur. Can sen kızınız. Kızınız bu sana oradan ne dedi? Sizi çok beğeniyorum. Eserle görüşünüz çok güzel. Ay ufaktan şöyle bir iltifat etti. Yani, şimdi efendim ben size kendimi tanıtayım. Evet efendim. Ben... Yalnız bir yanlış kişiye talip olarak gelmiş. Oğlum sen 50 yaşındasın. Ne yapıyorsun sen o kızla ilgilenip? O kadar yol geldik buraya, sen böyle davran diye mi geldik? Ya kaçan kovalanırmış. Allah'ın aşkına. Kaçıyorum işte. Kovalıyor. Yok ulan işim olmaz. Ben tankutama. Ben boş zamanlarımda hep böyle kendi hobilerimle ilgilendim. Kendi hobilerim. Karılarımı birazcık ihmal ettim. Onlar da bundan rahatsızlık duyup beni terk ettiler. Hepsini. Ama aynı hatayı bu sefer yapmayacağım. 33'de artık bütün ilgimi, alakamı sana vereceğim. Seni kim ne yapsın? Ağarmış her tarafın. Bir kere ben ağarmış saçlarımla tak tak geri tak. Evet. Ben senin yaşlarında bir insan değil mi? Tamam mı? Beni bu evdeki diğer arkadaşlarından bir tutma. Evet. Seni 8 kere yere vurur, 8 kere yukarı çıkartır. Sen Duygu'ya da aynısını yaparsın. Duygu yoksa fıstık ezmesi de yok. Bize versen Duygu'yu götür. Esen. Sayıyı aldırız, bekliyorum. Bir tane de filt kalıyor şimdi. Benim bak anlamadım. Ben koştum dedim yani. Koştum. Ormerlerine doğru koştum, bekledim. Atmadı, sayıya kendi geldi. Bundan sonra daha özenleyeceğim onu valla. Bu kadar şey savaş vermişsiniz. Gidiyoruz, sakladılar abi. Vallahi sakladılar. Oley Allah'ım yarabbim. Gürkan annemden çok çok özür dilemiş. İyi. Böyle kapıya gitmiş. Kadar da Gürkan geçirmiş. Keşke yapmasaydı da özür de dilemeseydi. Aynen öyle olsaydı. Allah Allah. Ben dedim anne ben ona kırmızı odada çatır çatır özür dilettim zaten. Ben ona özür dilettim mi kırmızı odada? Dedim benim ailem annem seyrediyor. Benim kıymetimi seyrediyor. Vicdanlı bir çocuk olduğunu gösteriyor. Evet. Senin için zaten. Evet. Ya tehlikeli derken şöyle benim kızım ötesi mi var ya? Yani benim kalkmış gurursuzluk ne demek yani gurursuzsun diyor. Kalkıp böyle şeyler söylerse tehlikeli olur mu tabii yani? O noktaya getirmesinler adamı. Bu noktada bütün kadınlar tehlikeli olur ama ben apayrı tehlikeli oluyorum. Ben çünkü çok farklı düşünüyorum. Kova burcu. Uyundan da koy. Hiç bir zaman anlayamazsın Kova burcunu. Ne zaman ne düşüneceğini. Sağ gösterip sol vurur evet, vallahi. Evet 5 dakika sonra hemen değişebilir. Al işte ben görüyorum. Ağlarken 5 dakika önce bana neler etti içeride? Ne yapayım? Benim bandı kin ama ya çok turkin bandı biliyor musun? Anında vallahi bir ömrü zehir etti az evvel bana. Roman filmleri vardır ya. Roman'a basacağım oraya oynamaya başlarlar. Olsun oynasak. İçimde öyle bir duygu yaşıyorum sürekli. Nasıl atladım? Sen niye geldin? Ne kadar tatlıydı lan. Ben hala şoktayım nasıl Serhan demiş. Annem Serhan dememiş. Demesinin nedeni. Çok merak ettim babanın fotoğrafını yaz. Getireyim. Gerçekten. Krema da kullanacak. Kızar. Çekilir mi? Sen. Tamam bunun kuzu olması evet. Lazım. Yani sana mı? Sana. Hazır. Yağ yok baksana. Dana kuşbaşı yazıyor. Bizim öbür tencere nerede? Aa orada. Nereye gitti o? Yen altında ya. Orada. Aşağıda geziyor. Eser gelse de bir de ben gitsin. Geldi. Hı? Aa! Oo! O ne? Aa! O ne? Filmimiz var. Aa! Onu nereden buldun? Nereden bu benim? Filmimiz. Onu nereden buldun sen? Bulut. Bulut mu? Ya. Nereden geldi? Nereden geldi? Cümleketten anam göndermiş. Yakın bir arkadaşımızın. Eser onu biraz daha alttan tutsana. Ama nasıl tatlı ya?
Bulut sevecektim. Titriyor bu. Çok üşüyor. Üşümüyor. Korktu bence. Yani heyecanlandı. Kimin köpeği o? Yürümek ister mi acaba? Bıraksana. Gel bırak bakalım bir şey olmaz. Hadi. Kaçıyormuş şimdi. Hadi biraz tanısın evi dur. Ay tipe bak. Gel buraya gel. Tipe bak. Tipe bak. Şapkasını çıkar. Hi. Hi. Çok tatlı değil mi? Bulut. Ha Bulut. Bak bak bak. Oy 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 oy. Oy oy. Yedim lan yedim. Hı? Ay. Oy bu ne güzel. Ne? Topu versene bana. Top nerede? Şuradaydı. Şurada. Yerde. Sarı mavinin arasında. Aynen. Çok şeker ya. Bu ne? Ha? Bu ne? Bu ne? Gördün mü? Koşa, koşa bakayım. Oy, oy, oy. Yerim, yerim, yerim. Çok şeker bu ya. Bak ya. Gel lan. Hadi koş. Gel buraya. At bu tarafa. Bu ne? Bekliyor bir de bak. Bak da hareketler aksiyon ya. Sırma lan. Bak 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 bak. Hareketle bak bunu ya. Sana yemin ederim. Koş. Koşucu gibi ha. Koş. En sonunda toptan yandım. Anlayan bir köpek evet. Geldi evimize. Yürüyüşe bak ya. Çok komik kafadaki şey. Evet. Gel bunu. Ne? Oğlum böyle bir model yok sen ya. Sen patikliğe baksana ya. Ben böyle bir model ilk defa görüyorum. Gel. Abi gel. Değişik hareketleri var. Bak 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 bak. Ne oldu? Siz bu kadar değişik bir köpek gördünüz mü hiç? Baksana çocuk gibi şey burada. Arkada çocuk gibi duruyor. Kalkıyor öyle böyle. Ya, gel. Ya tatlılığa bak ya. Ben var ya yemekle ilgileniyor olmasam deli gibi oynamıyorum. Evet evet. Nasıl bir yürüyüş o ya? İnsanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı yani. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız, senle ben. Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum. Teyzeciğim, bana gönlündekini nasip et diye Allah'a dua eder misin? Açık bir şekilde. Dertleşmişler. Evet. Sen seviyor ya, ayrıldığın nişanlısını seviyor. Çocuk seviyor, depresyona girdi. Ben bir lokmaydı, bana razı olsun. Kendini iyi hissetme, her geçen gün üzgün. Hep üzgün, durgun görüyoruz Serhan'ı yani. Ağlıyor görüyoruz veya. Evet abla, yani. Şu an. Yapacak bir şey yok ama. İşte bak sevgiyi bulmak çok üzülüyor. Kaybetmek kolay. Çok kaybetmemek basit, için. Çok basit, evet. Elinden geleni yapacaksın. Ben bizim bu Ayça'ya söyledim. Ayağına saralım. Kaybetme, yakala. O kaybetmeyi göze almış yapamadı. Demek ki. Ayça'ya o kadar akıl verdim, yapamadı. Şunu doğru. Yapamadı yani. Nutku tutuldu. Kapı açıldı, gene misafirimiz var. Hanımlar, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Yine yatıyorsunuz ortalığı. Bak bak bak, bugün, köpek var karşıda. Bugün niye böyle? Artık ne oluyorsunuz köpeği. Ya? Bu saate mi bırakıyorsunuz aynanın başına üşüşmeyi? Beyler ve en yakışıklı ve en yeni damat adayımız. Merhaba, teşekkür ederim. Kimin olduğunu ne yapacağım? Sahibi var, sizin olacak yani. Anladı yalnız. Ama adını biliyorum. Bulut. Benim değil, benim değil. Benim değil. Benim değil. Adı Bulut. Aa, çok tatlı. En yakışıklı damat adayı bugüne kadar gelmiş geçmiş. Hangisini tercih edersiniz? Oradakilerden birini mi, ellerindekini mi? Köpeği. İlla birine bakmak gerekiyorsa. Senin köpeği değil. Daha sevgilinin köpeğini mi tanımıyorsun? Charlie değil mi? Ne bileyim, ona benziyor. O derece ilgilisin sen. Beyler nasılsınız? Teşekkürler Seda Hanım. İyi, yeni misafiriniz hayırlı olsun. Olağanüstü yakışıklı. Az önce de benim odamdaydı. Değil, benimki değil.
Seda'nın daha farklı bir şey. Benimki başka cins. Evet. Şimdi ne yaptınız? Nasıl geçti gününüz? Güzel çok geçti Seda'nın. Dün sizi bıraktığımdan beri. Ne oldu hayrola? Ya bugün iyiydi. Bugün misafir geldi. Bugün durgunuz. Ha misafir geldi. Mahir'i kastediyorsun Seda. Hem de ne biçim geldi. Hem de annem geldi. Allah Allah. Manken gibi. Mankenler halk adam yapmış. Bir dakika teker teker konuşuyoruz. Yani bizim yakışıklılardan iyi mi? Hepsinden iyi. Kesinlikle. Aslı Hanım'ın oğlu. Evet, Emre'nin kuzeni. Evet. Demek aile yakışıklı. Vallahi bizim yani şimdi böyle bir şey söyleyemem yani. Hani bu bana düşmez de. Peki bir şey söyleyeceğim. Teşekkür var mı Mahir gibi akrabaların için arasında? Biz onları burada gerek bizde ağırlayalım yani. Ya bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mahir abim çok başka bir adamdır. O çocuk yetiştiren bir adam. Topluma güzel insanlar kazandırmaya çalışan bir adam. O yüzden büyük ihtimalle arkadaşlar onun o enerjisini sevmişlerdir. Ayrıca kendisi zaten evli. Karısını da çok seviyor. Allah mutlu, Allah mutlu etsin. Evet. Onun o bekar olanından klonlayabiliyorsak bizim kızlar çünkü enerjisini fark etmiş. Bakalım kimler fark etmiş. Mahir kızların yüzünü nasıl güldürmüş. Falan başka oğlun varsa gönder buraya. Yemin ederim evlenirim he. Mutlu ederim onu da. Karşı gelmem de. Hiç karşı gelmem. Ne derse yaparım. Melis bu hale gelecek kız mıydın sen? Melis. Bu hale gelecek kız mıydın? Çocuğun görüntüsü bile geldi bile. Melis'in hale getirdi yani. Hadi hadi. Hep falan şeyler oluyor da. Aman ne olur. Ay bir an düşündüm. Ay. Ne kadar büyük laf ettin değil mi? Çok büyük konuştun be kızım. Gideyim de biraz izleyeyim bari. Ya izliyorum zaten. Sakın önümü kapatma Melis. Sakın bu zevki bana yaşat. Hayır adam yakışıklı değil aslında. Nasıl anlatsam? Karizmatik mi desem? Ne yakışıklı, desem? Yakışıklı yakışıklı. Hayır böyle değişik bir enerjisi var. Yani havasını. Hoşuma gitti. Güzel enerji. Ablam su konuşmak istemiyorum. Susamıyorum. Ha, ağzımı susturamıyorum. Melis sus. Ay ben tuvalete gideceğim. Melis sus. İlişkin var çeneni. Melis sana sabah ne içirdiler? Önce onu merak ediyorum. Ondan sonra Erdem'in suratını ve Erdem. Melis sus ilişkin var diyor. Melis bence çok tatlı ve çok espriliydi. Erdem beni aldatırsa bunları yaparım diyor. Tabii çok şeker. Sen nasıl bakıyorsun yani onun o espri anlayışına karşılık verebilecek misin? Hani dozunda iyi. Dozunda anlayışlı olur da. Niye dozunu aşmış mı sence bu şimdi? O son dakikalar biraz hoşuma gitmedi ya. Son ya bence o arkadaşlar eğleniyor diye yükselmiş yani. Yani o olur ya. Çünkü herkes gülerken yükselirsin bir şöyle. Bu arada Mehtap da biraz beğenmiş Mahir'i sonra ilişkin var demesine rağmen. Murat sen kıskandın mı? Yok ben kıskanmadım. Melis'e önümü kesme diyor çünkü biliyorsun. Biliyorum izledim gördüm zaten. Ama yok ben kıskançlık yapmadım. Ay Seda'nın nereyi söylüyorsun? Nereyi söylüyorum aşk gördük olsun, de söylüyorum. Aşk Seda'nın olsun. Önümü kesme ben izliyorum ay, diyor Melis'e. Ay Seda'nın beni hiç öyle şey yapar mı? En son anda otur otur tamam bak ilişkin var diyor ama. Ya bence bu olabilir şimdi. Şurada yok, çok Seda yakışıklı bir veya karizmatik bir ne bileyim adamdan bir Avustralya. Ay nereyi veriyorlar yanlış anlayacak. Pardon Kanada Başbakanı'ndan bahsederken de aynı esprileri yapabiliriz burada hep beraber. Ben onu Mahir yani, Bey için yapmadım yalnız açıklayayım. Peki yani böyle buna şey kıskançlık yok duygusu beslemek normal mi? Bak Erdem biraz alınmış. Yani bence alınmasına hiç gerek yok. Zaten evli birinden bahsediyoruz. Ben orada tamamen şaka yapıyordum. Yani sadece şaka yapıyordum yani. Yemedik yani. O da gülüyor canım. Biraz gargara belki o kadar. Ya çok ay, peki Emre bir bayana yapsa bunu. Eyvah. Yapabilir tabii ki de olabilir zaten hani. Ay, bir... Erdem pardon. Erdem bir bayana yapsa bunu. Ya tabii ki de yapabilir zaten hani ulaşamayacağı bir bayandan bahsediyoruz. O da benim ulaşamayacağım bir erkek. Ulaşabilir olduğu bir bayanı yapsa sıkıntı olur ama ulaşamayacağı bir bayanda sıkıntı olmaz. Evet. Ya şu ulaşılabilir olanlardan bir Aslı teyzeye rica et. Başka akraban, Eşraf varsa Emre'cim biz alalım zaten buraya. Bir görelim. Biz de unuttunuz Seda Hanım biz Seda buradayız evet falan. Şimdi çocuklar farkındaysanız o evde hazır yapılmışı da var yani. Emre bekar ve Mahir Bey giderken Dani ve Burçan ismini verip gitti biliyor musunuz? İşte Emre. Benim orada çekil görüntüyü bozma dememin sebebi Mahir Bey'in Burçak'la Dani'yi alıp gitmesiydi. Yani Dani'nin oradaki hareketlerini o kadar inceledim, sık dokudum ki. Dani hani hiç tereddütsüz gitti.
Ecem ne yapacak? Misafir ama Mahir Bey, hayır Mahir Bey dedi ki diğerlerin tam ilişkisi var. O yüzden ama söylemiyorum dedi. Ben de dedim ki Dani'nin de ilişkisi vardı ama önden koşa koşa gitti dedim. Ay Mehtap ortalık karıştırma. Misafir yani orada benim Murat Bey beni yanlış anlayacağına gerçeği bunu anlasın daha mantıklı. Murat seni yanlış anlamadı ki canım. Adamın gıgı çıkmadı. Sen ne Murat ayırıyorsun? Orada dediniz ya hani çekil görüntüyü bozma dediğimde ben gerçekten Dani ile Burçak'a dikkat ediyorum. Özellikle Dani'nin hareketlerine dikkat ettim. He, yani Dani hevesliydi diyorsun. Emre'ye mi hevesli o anlamına geliyor bu? Mahir Bey'le konuşmaya mı? Artık bilmiyorum ikisine de hevesliyim. Vallahi. Ya ağzını topla Mehtap. Ne diyorsun ne ya? Ne alakası var? Sen de Mahir Bey'i çok beğendiğini şurada Cansel'le bakışırken ben anladım. Sen değilim. Sen benimle karıştırma bak. Canım bir adam beğenirsin yani. Yani beğendi konuşmaya da gitti. Adamı da kadını da ya beğenirsin. Yeter şu kadını bir susursun artık. Söyleyeceğim. Bu arada Emre bekar bir erkek. Bunu bir daha hatırlatıyorum. Bunu Mahir Bey de hatırlattı. Dani ve Burçak'a göstererek. Kulağınızın arkasında bulunsun. Bu evde evlenmek, mutlu olmak için beraberiz. Hepimiz travmalar yaşadık. İlla bu evin içinde değil ya. Dışarıda yaşayıp da geldiğiniz ilişkileriniz, hayal kırıklıklarınız, kalp kırıklıklarınız da var. Bunlar atlatılabiliyor zamanla. Yeter ki mutlu olmak iste, niyetim bu yönde olsun. O yüzden elimizde bir adet Emre'miz de var. Beyefendiyi iki haftadır çağırmıyorsunuz yok kırmızı ya odalara. Bunu da hatırlatayım. Şimdi, bu arada Dani'den konu açılmışken şu görüntüleri de izlemek istiyorum. Dün erkekler evindeydim ben biliyorsunuz. Damat adaylarının evinde ve orada Gürkan Tankut polemiği olduğu zaman Gürkan seni uyaracağını söylemişti ve uyardı. O görüntülere bakıp hatırlayalım, üzerine konuşalım. Tankut adıyla şaka, muhabbet, espri yapma. Ha. Sen her şakanda, her peki adını zikrettiğinde bunlar böyle dönecek. Anladın mı? Ben kendim ne yapacağıma karar veremiyorum yani, öyle mi? Bir daha söylüyorum. Ya sen niye aynı şeyleri söyleyip duruyorsun arkadaş ya? Ben sana 50 kere demiyor muyum? 50 kere beni arkadaş, sen istiyorsun. Onunla hala bir şeyler mi sakin istiyorsun? Sakin olur musun? Yani muhatap mı olmak istiyorsun? Diyalog mu kurmak istiyorsun? Onunla ne yapmaya çalışıyorsun? Ne abi ben istemiyorum ya. Ben istemiyorum hala malzeme vermeni. Yok tamam, öyle bir dünya yok. Benim dünyamda yok. Senin varsa o zaman çakışıyoruz yani biz bu konuda. Bak bu adamın kuyruk acısı olduğundan dolayı her şeyi üzerine alıyor. İstemiyorum abi. Her şey değil İkincisi, abi. İkincisi. Niye ben diyor ben üç, yani iki ay beraber bir şeyler paylaşmışız. Elimden tutmuş diyor kız ha, yani. Ama hala diyor. O tuttu ayrıca kullanarak, elimi. Kullanarak diyor. Sen de bıraksaydın o zaman. Ya pardon da ben burada tek tek seninle bunu mu tartışacağım? Yani şununla şunu yaptım. Ben sana çok kısa bir cümle kurdum ve sen dedin ki ben kendi kararlarımı kendim vermiyorum. Veriyorsun da hep aynı. Dönüyor, duvardan Gürkan çarpıyor, bana geliyor. Çarpıyor, geliyor. Ama sen konuşturmayacaksın ki sen beni, ben konuşmayayım yani. Canım benim, ben açıklamamı yaptım dedim ki, biz dedim kız kıza bir şaka yaptık. Tamam mı? Eğlenmek için yaptık bunu ama o kendine pay çıkartmak istediği için çıkardı. Ya sen yapmayacaksın işte, ona yapılan şakada sen olmayacaksın. Madem kuyruk acısı var şimdi, diyorsun işte, kuyruk acısı aynı olan adama sen yapma. Ya. Bak canım benim, aynı evde yaşadığımız için benim bazen bulunamama gibi bir lüksüm olamıyor. Anladın mı? Tamam başka biri yapsın, sana ne oluyor ya? İşte öyle bazen öyle istediğim gibi olmuyor yani bu evde, aynı evdeyiz çünkü. Dani, ama şu olabilir. Dani bir daha yapma. Senin tamam için dikkat edebilirim. Istemem. Dikkat seni edebilirim. Seni mutlu etmek istiyorum ama sana tamam, son bak, kez söylüyorum. Bana Tankut'un laflarıyla gelme. Tankut'un lafıyla değil. Ben sana dikkat ediysem Tankut'un laflarına gelmeden de bunları sana sık sık söylüyorum. Tankut'un adını zikretme artık. Duymak istemiyorum. Artık seni tanıyan sadece ben ya değilim. Ya bir şey söyleyeceğim. Tankut konuşsun dursun benim umurumda değil ya. Kendine en ufak şeyden pay mı Tankut çıkartmak istiyorsun? Çıkarsın bana. Bak Tankut üzerinden bir daha şaka. Başka bir şey istemiyorum. Düşük tonda da olsa ilk tartışmanızı yapmışsınız gibi gözüküyor. Evet. Ne hissettin? Ne diyebilirim ki? Biraz şaşırttı tabii beni fevri hareketleri. Sakin ama olmaya şaşırdım, çalıştım. Başladık start. Ama start verilmiştir. Önemli değil ya. Ben her şekilde zaten izliyorum. Bakalım ne yapacak. Ya şey hoşuma gitmedi benim Gürkan. Bak arkadaş diye sana yaklaşması. Evet. O da bana arkadaşım diyor. Öyle o bir diyalog. Yani çok önemli sence ya bir şey. Ya öyle sevgilisiyle flörtüyle bak arkadaş kardeşim. Kanka. Ha falan. Öyle bir tarz var ama o bir süre sonra saygı sınırını aşıyor yani. Karşındakini kadın olarak görüyorsan o kelimeleri seçmen lazım. Ama sen bu uyarıyı yapacağını söylemiştin. Yaptın da. İçin rahat etti mi? Etti. Dani peki Dani'den buna uyacağının garantisini aldın mı? Artık ona bırakıyorum. Garanti falan bir şey almadım. Sadece ona bırakıyorum. Son kez konuştum yani. Her şey onda, top onda yani. Ne yapacaksın o topu?
Şimdi Borat. Bana tabii ki emirvari konuşması hoşuma gitmedi. Yapmayacaksın bilmem ne tavırları. Olsun, hiç önemli değil. Ama ben de ona dedim ki senin için dikkat edeceğim dedim. Tamam, önemli. Demek ki buna alınmış. Dikkat etmen de gerekiyor. İki kişi bir ilişkiyi yürütüyorsa karşı taraf için önemli olan şey senin için de önemli. Yani. Tankut, sen bu uyarıyı yapmasını Gürkan'dan rica etmiştin. Efendim? Gürkan da yaptı. Yok, öyle bir şey yok. Ben rica etmemiştim. Bir yanlışlık var orada. Hayır, kahvaltı sofrasında otururken konuşmalarınızı dün izledik ya. Sen o zaman da niye söyle yani. Bunu da karıştırmasın artık dedin. Hayır, ben aslında tam tersine ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben hatta böyle konuşma dedim. Pardon, evet, tamam. Ben tam tersini söylemiştim ona. Böyle bir konuşma yapma. Çünkü Dani böyle konuşmalardan hoşlanmaz. İnsanların onun üstüne gelip şunu yap, şunu yapma demesinden hoşlanmayan bir gelin adayı ters tepebilir dedim. Üstüne üstlük. Dani de benim sözlerim olduğunu söylüyor. Beni çok iyi tanımış ya. Sence ters mi tepti? Yani. Bence. Ya bence bir tepki falan bir şey yok. Ben umurumda da değil yani. Dani'nin söylediği gibi. Çok enteresan ilişkilerin ne hale gelmesi, insanlık ilişkilerin her şeyden önce. Bir hafta, iki hafta önce aramızdaki diyaloglar, şimdi işte aman ben onun elini tutuyormuşum, şöyle oluyormuş. Evet, Gürkan onun da hesabını yani, sordu. Sen orada da kızdın. Tek tek sana yani, mı açıklayayım? Evet. Neyse, niye elini çekmedin şey dedi ya. Sana. Ya ben 24 şey yaşında bir bayanım yani, ben buna karşıyım. Hani ben şimdi bir şey diyecektim, diyemiyorum şu anda da. Yani 5 yaşında bir çocuk değiliz değil mi? Hepimizin bir geçmişi var. Sen beni onunla ne yaptın, şununla ne yaptın diye yargılayacaksın. Zaten o zaman Tankut'u tanıyordun, hoşlanıyordun, ilgin vardı. Yani. Yok canım, bir hoşlanma falan yokmuş Seda Hanım. Öyle bir şey yok yani. Ben ne olduğunu farkındayım. Hoşlanma falan değil yani. Bu eve gelmek için gelmişti hani. Güzel olmuş. Ya Tankut, yargısız infaz yapma. Ben seni tanımak istedim, tanıdım ve uymayacağını anladım, bitti. Bu kadar uzatmanın bir anlamı yok artık. İnfazsız bir yargı tamam mı? Ben sana seni alacağım, kendime koca diye söz vermedim. Ama o zaman hoşlanmadığın birinin elini tuttum gerçekten. Allah hoşlanma Allah, olsaydı hayır. Bugün böyle olmazdı. Ben sana şans verdim, bakalım beni etkileyebilecek misin diye. Ne şansı verdin Allah aşkına? Ne, tamam. Kim kime şans verdin? Peki devam edelim o zaman. Burçak, annen geldi. Üzgündü. Evet. Onu üzen sebeplerin başında senin buradaki yaşadığın sıkıntıları görmek de vardı. Evet. Ama damatlar evini ziyarete gittiğinde çok duygusal anlar yaşadı. Bir şey hatırladı ve onu paylaştı. Siz görmediniz, izleyelim. Geçen gün siz baba için ağladınız. Evet. Ben çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Çünkü Burçak da anne babamızı biz 17 sene, 18 sene oldu kaybedeli. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Biz evde yoktuk. Burçak evde yalnızdı. 16-17 yaşlarında var mıydı bilemeyeceğim. Tabii geçmiş gün. Biz Eskişehir'e gitmiştik memlekete düğün için. Babası yola çıkıyor. Beyin kanaması. Bir tek Burçak gidiyor onu. Hastaneden onu çağırıyorlar. Biz gelene kadar tabii ki Eskişehir'den. Benim yavrum işte hem sonra okulu yalnız okudu. Yani kendi başına tabii yardımcı olunuyor da kendi kendine şükür büyüdü, yetiştirdi kendini ama atlatmış ama o çok çok onlar kolay travmalar değil. Evet evet. Neler atlatmış şu anda. Kendi kendine yetiştirdi şükür, bir yerlere gelmeye çalıştı. Çok güzel Burçak ve geldin. Sen de duygulandın şu an ama bak bir şey söyleyeceğim. Burada bir koca bul bulma. Dışarıda bir koca bul bulma. Sen şu an el alemin ekmeğine muhtaç mısın? Birinin sana bakmasına muhtaç mısın? Hayır. Çok şükür. Çok şükür. O zaman babanın ve ailenin istediği gibi bir yerlere geldin. Bütün aileler hepimizin evlenmesini, çoluk çocuk sahibi olmasını istiyor. Gözleri arkada kalmasın. Bizim bir dayanağımız olsun. Başımızı yaslayacak bir omuzumuz, sevenlerimiz olsun. Şükür ya. Annem başımda olsun. Yani ona bir şey olmasına dayanamam. Şu an hiç dayanamam yani. Annenle beraber mi yaşıyorsun şu an? Hayır, annem İzmir'de. Ben burada yalnız yaşıyorum. O ablamlarla birlikte torunlarına bakıyor. Ne güzel. Allah ona torun da vermiş. Evet, şükür. Çok güzel, babam şükür. Göremedi ama hiçbirini. Hiçbirini göremedi. Oradan görüyordur o. Olduğu yerden görüyordur. Sen içini rahat tut. İnşallah sen görürsün torunlarını. İnşallah. Annen senin de evlatlarını görür. İnşallah. Ya bu hassas bir konu. Annen de bütün içtenliğiyle paylaşmış. Ve sen de bunu paylaşmadın. Gürkan travmasını paylaşmıştı. Ama baban ölüm döşeğindeyken senin gidip de bir tek orada senin olduğun, gözlerini kapatırken yanında bir tek senin aileden bulunduğunu daha önce paylaşmamıştın. Bu da mertlik ister çocuklar, hele 16 yaşında ya.
işte biliyor musunuz? Sen atlatabildin mi? Atlatmaya çalıştım işte yani, ayakta durmaya çalıştım babama güçlü olduğumu ve evet kızım bak neler başarıyor bunu gör diye bugüne kadar hep onun için uğraştım. Şu anda da babam görüyordur. Yani ne kadar güçlü olduğumu, ayakta durduğumu, bir şeyler başardığımı ve gurur duyduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hiç onun yüzünü kara çıkartacak hiçbir şey yapmadım. Önemli olan da o zaten. Nurşin sen de çok erken babasız kaldın. Hatırlamayacağın kadar erken. İki yaş. Özlemini çektin mi veya genelde baba açlığıyla yetişen genç kızların böyle yaşça büyük erkek beğenisi vardır. Otorite beğenisi vardır karşı cinste. Böyle şeyler oldu mu, etkiledi mi seni? Ne yazık ki karşı cinste hiçbir şey yaramadım yani. Fakat babayla büyüyen bir çocuk her zaman aslında bir adım önde gibi görünür de bir adım geridedir hayata. Neden? Korunduğu için. Çünkü evet korunur. Ama kendi kendine kendini korumayı öğrenir tek büyüyen çocuk. Benim çok şükür ki iki tane aslan gibi çok büyük, kendimden yaşlı büyük abilerim vardı. Hmm. Onlar benim babam oldular. Hele küçük abim beni sırtında dolaştırırdı evde. 16 yaşlarımda. Onlar şimdi mutlu mu? Nasıl? Çok mutlular. Onlar, ben iki üniversite bitirdim ve ikisini de okurken hiç gözleri arkada kalmadı. Çünkü tek başıma yalnızca işte hayata mücadele etmeyi biliyordum ve bunu yaptım. Ama iki üniversite bitirmen senin hayata biraz da geç atılmanı sağladı. Şimdi bizim bu evde nedense yaşı 30 olana evde kalmış evde muamelesi kalmış. Yapıyor. Evet, halbuki ben kendi arkadaşlarıma bakıyorum. Ya 40 olana kadar okuyan var ya, profesör olacağım, bilmem ne olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Siz de sanki 30 olunca hayat bitti, bir ayağı çukurda maşallah. Öyle mi bakılır hayata yani? Millet 60 yaşında ikinci, üçüncü evliliğini yapmaya çalışıyor. Yalnız ölmeyeyim, yalnız yaşlanmayayım, kalabalık olayım. Evde ekmeğimi, çorbamı bölüşecek bir ses olsun diye. Bugün aynı espri sana da yapıldı. Evet. Sen böyle biraz fazla okudun, hayata geç atıldın diye bir evde kalmışlık muhabbeti döndü. Evet. İyi bakalım, izlesin erkekler de neler konuşulmuş. Duygu sen hafta sonu Nurçin'i de al, Telli Baba'ya gidin. Kısmetiniz açılsın. Ben gittim. Gittin mi? Dün, o yüzden geldi ya bana. Niye sen beni Telli Baba'ya... Nurçin seni de alsın gidin. Valla güzelim, ben evde daha kalmadım. Aşkım. Ben senelerimi bir saniye, senelerimi ben kariyere verdiğim için ben evde kalmadım güzelim. Ben tercihimi son zamanlarıma kullandım. Okulum falan bittikten sonra, evimi aldıktan sonra, işimi kurduktan sonra falan. Tamam mı? Bitti mi? Benim telli babalık bir durumum yok. Bitti Bence mi? Sen telli babaya git, üstündeki heyheylerini aldır. Anladın mı? Arkadaşlar sadece göstermek için yapıyorum. Şu kareden bakınca evde oturan battaniye altında bir kız görmüyor musun? Sana ne? Yani şu an evde kalmış durumdasın. Mehtapçım. Evde mi kaldım sence? Bak makyajsızım. Şu an evde oturuyorsun. Şu an bu evde kalmış durumdasın. Bak makyajsızım. Aramızda iki yaş var. Sence... Kim evde kalmış? Bir senin suratına baksınlar, evet, bir de benim. Evet. Bir tane karışık kız var mı bende? 9 yaşında bir kızım var. Hı-hı. O evde kalmamış. İkinci ben vermiş. Kendimi kitaplarla mahvettim. O yüzden sadece gözlerim bozuk. Şu an evde ama şurası bozuk değil, anladın mı? Kadar bunu telli babalık bir durumum da yok. Bak, telli babaya kızdım. Gideceksin, kendini okutacaksın bak, nasıl sen. Bak kızıyor çok mu? Dokundu. Canım. Hiç dokunmadı. Hayatım ben... Sinirlendim sadece. Dokundu mu? Kendini farkında olmadan konuşuyorsun. Tamam ben gideyim telli babaya. Tamam benim kısmetlerim kapalı ya. Tamam ben artık karar verdim yani. Kısmetlerim kapalı. Ekranda bile kapalıysa her ben gidiyorum telli babaya. Çocuk yaptıktan sonra seni de göreceğim. Ama... Ben de. Duygu beni de götür telli babaya. Duygu telleri yutuyor muyuz suyla? Ne yapıyoruz orada? Öyle oluyormuş. Beni de telli babaya götürün. Hay Allah'ım ne komiksiniz yani, kavgalarınız bile tiyatro ya. Telli babaya git, hey heylerini aldın. Telli baba hey hey alıyor mu? Ne bileyim oluyordur herhalde. Erkekler evinden de gitsinler telli babaya. Hey hey alıyormuş telli baba. Ya ne acayip şeyler. Telli babadan beklenti büyük. Koca veriyor. Bir de çocuklar evlilik kaba kulak mı? Yani diyor ya Mehtap ben bir kere evlen. Ya şimdi evlilik bir kere yapıp geçirilen bir şey değil ki. Evlilik bir yaşam biçimi. Ve önemli olan... Skorali çoğaltmak değil yani, 9 kere evlendim ayrıldım, 9 adam aldı beni. O bir marifet değil. Ha, bir tane aldı ve beni tuttu kısmı marifet işte yani. Hani sonra bırakıldıktan sonra önemli değil yani. Dur Türkan sen orada çattın bana. Hayır hayır. Her zamanki şey gibi. Yaz battaniyede orada bir dekor eksikliği var, kedi.
Yani tabii gözlük, battaniye, evet. Kediyi de kitap. Koydun mu? Bir de kitap olacak. Örgü tabii. De olsun. Aa, örgü de. Yanında. Tabii. Ya, böyle bilgisayar falan yok çünkü tabii. Artık o göz möz o şeylere takılamıyor sosyal medyaya. Evet, evet. Rahat rahat huzurlu. Beyler ne diyorsunuz? Telli babayı düşünen var mı aranızda son çare? biz yarın telleri sarıp oraya geleceğiz. Telli baba olarak. Telli baba olarak. Bir de burada da bir tel var ya. Bu kimin teli acaba? Ay! Ay Mehtap! Ne renk? Ne renk Ebru Otel? Vallahi bilmiyorum. Sarı sarı. Şöyle bir... Ama o kadar kısa. Kısa ama kıvırcık. Sarışın bu ama... Biliyorsunuz Mehtap yani. Çaki'nin Peru'ndan düşen telleri kıskanmıştı. Bakalım bu tellere... Mehtap iyi bak tele. Bakmıyorum. Bilmiyorum. Sabah Murat abi benimle biraz uğraşmıştı. Bu onun intikamı olsun. Öyle mi? Buradan tel geldi artık. Geriye kalan tel de Mehtap'ta. Murat Otel nedir? Telli babadan kalmıştır. Sen Telli babadan sonra mı bana karar verdin? Evet Murat, otel nedir? Kısmetim açılsın diye Telli babaya gittim ondan. Saçlarından bir tel almış. Kısmeti açılı açılı. Mehtap'tan yılacak. Emre, Emre az değilsin. Telli yanlış tarafa mı döndü? Gülçin sen hiç az değilsin. Kısmeti açılı açılı Mehtap'tan yılı açılmışsa. Telli baba popülaritesini mi yitirecek yani? Ha, herkes vaz mı geçecek ya, Instagram'dan gitmekten? Instagram'dan çok fazla takipçi olabilir ama yani bizim kabulümüz değil. Ayça da benden büyüktü. Öyle şeylere takılan bir adam değilim. Dani, benim üzerinden sakın strateji yürütmeye kalkma. Benim canımı acıtırsan ben de senin canını acıtırım. Bundan sonra senin duygularına bakacağım. Ya bir şey konuşabilir miyim? Ya nereye gidiyorsun? Ya dur, daha iki hafta da olmadı. Ayrılık rüzgarları mı esiyor acaba? Peki, şimdi annen Gürkan'la da konuştu bugün misafirliğe geldiğinde. Ve bu sefer hani senin dün yakındığın gibi, hani benim de buradan sistemde bulunduğum gibi Gürkan'a bir uyarısı da oldu. İzleyelim mi? Hadi bakalım. Sen Burçak'a söyleyerek geldin. Efendi görünüyorsun. Görünüşün iyi, fena değil. Dediğin zaman ben demiştim. İyi çocuk. Ama tamam, gönlüne de söz geçirememiş olabilirsin. Ama yarın öbür gün Burçak'a bıraktığın gibi... Hani tamam, ondan bir şey yaşamadınız. Görmedim hiç. Görmedim. İlk defa gördüm. İşte biliyorum. Görmediğin halde. Ama gene de olsun Burçak için geldin sen. Sebebi Burçak. Evet. Sebebi evet, Burçak'tı sebebi ama ben eve ilk girdiğimde dikkat ettiyseniz benim bir adayım yok dedim. Yok, gönlümde var dedin. O kalsın bana dedin. Dikkat et. Ben bunu biliyorum. Hiç şey yapma. Öyle dedin. O da bana kalsın dedim. Bana kalsın dedim. Hı, dedim. Bir kişi var dedim. Ha, bir kişi var dedim. O da bana kalsın dedi. Tamam. Ondan sonra tamam, etkilenmiş olabilirsin, ben sana bir şey diyemem. O gönüldür bu. Ya şimdiden sonra da. Hadi Dani, Allah hayırlısını versin. İnşallah devam eder. Ya etmezse. Ondan ona geçmiş mi olacaksın oğlum? Ben öyle bir insan değilim. Beni az çok hani izlediyseniz biraz karakterimi anlamışsınızdır. Ben çünkü anlamaya çalışıyorum. Duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü çok hani duygusal olduğumu herkes bilir. Çünkü ben de kolay bir hayat yaşamadım. Yani şu saatten sonra gerçekten... Laylaylama hiç vaktim yok. Hiç olmasın zaten. Hissederek artık bir şeyler hani İnşallah yaşanmalı. İnşallah karşındaki insan da sana o hissi verir. O adı saklı kalacak kişi kim? Bilmiyorum, söylemedi ki. Söylemedin, paylaşmadım. Hayır, kim o kişi? Hatta ailesinin istediği kişiyi bile söylemedi. Hayır, ailesi beni demiş ya. Istemişsin. O masada söylememişti ilk geldiğinde. Öyle mi? Galada da söylemedi, kahvaltıda da söylemedi. Ben bilmiyorum. Gürkan kimdi? Bu kişi sana sorun. Ben de hatırlamıyorum valla. Zorlasak seni. Bir zorlasak. Hadi Süpermen. Hadi. Beyler bir sıkıştırın orada Gürkan'ı. Niye Dani diye? Dani'ydi. Dani'ydi dedi. Yani. Evet. Niye direkt Dani? O isim de Dani'ymiş. Evet, annen çok olgun yaklaşmış. Söylemek seni kırmasına mi? Rağmen ben annenin ılımlılığını çok sevdim. Bir kere sert girmiyor konuya. Efendi bir adamsın diyor, delikanlı bir adamsın, beğendik diyor. Niye böyle yaptın? Sen de Gürkan herhalde alınmadı değil mi Fevziye Hanım'ın konuşmalarından? Tabii ki alınmadım, hakkıdır. Etkilenmiştir söylediğimden, istemeden ağzımdan çıkmış olabilir. Başka bir şey ifade etmek istemiştim, öyle bir şey ağzımdan çıktı.
Kalbini kırdıysam özür dilerim. Ya çok da güzel anlatmış kadıncağız. Yani sitemsiz, yumuşak. İşte siz de öyle anlatsanız bak kaç sene evli kalacaksınız. Ama olmuyor. Olmuyor işte, olmuyor. Şimdi güzel şeyler var. Evde kalmış Nurçin'imize. Mehmet Can Yıldırım diyor ki, abla Tankut sana göre. Duygu ablaya yakışmaz. Ona ağır başlı biri yakışır diyor. Dışarıdan öyle bir şey gözüküyormuş. Tankut çok farklı yaşını göstermiyor diyor. Sen de Tankut'u destekleyen Mehmetcan Yıldırım. Mehmetcan'ı buradan çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Duygu'ya. Duygu çok güzel akıllı bir kadınsın ve zarifsin de. O evdeki en beğendiğim insansın ama lütfen Tankut'tan vazgeç diyor. Niye bilmiyorum Hasan Bey, siz mi talip olacaksınız Duygu'ya? Valla olabilirsiniz biliyorsunuz. Doğru söylüyorlar, doğru. Kanal D'nin, Kanal D'nin kısmetse olur adresine giriyorsunuz. Başvuru formunu dolduruyorsunuz. Duygu'ya da diğer adaylara da talip olabilirsiniz. Hasan Beyciğim çok teşekkür ederim. Sizin gördüğünüzü ben çok geç görmüşüm. Özür dilerim hepinizden. Tankut Tankut diye tutturduğum için kendimden de özür dilerim. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba merhaba bir arkadaşız. Tamam Hasan Son Bey. Son karar mı Duygu? Evet evet. Son karar mı? Bir akrabalar evet. Aramak seni istiyor musun? Geç bile bak, kalmışım. Gözüm kapalıymış. Geç bile kalmış. Dur Tankut ya. Hasan Bey gelecek ya. Sen ne bulamazsın. Yani Allah aşkına. Duygu çok teşekkürler Duygu. Evet. Ne kadar bayatladın ya esprin. Bana bak kendine gel artık Tankut. Siz neye kikir diyordunuz? Kendine gel. Ayrıca neye kikir diyorsunuz? Yaşına göre davran. İşte ama farklı biriymiş o. Yaşına göre davransaydım bugün burada olmazdı. 10 gündür tuhaf oldu bu da. Peki. Olay kapandı. Bak ne kısmetlerin var kızım. Senin için başvuracak. Bu da bir etkisi zannetti. Seda Hanım bir şey oldu buna da. Siz de zannettirmesiniz. Ne diyeyim ben? Hasan Bey'e de gideceğiz. Hasan Bey'e de alacağız. Dani. Şunu ben okumayı başarabilirsem bir iltifat var sana da. Şimahagli. Dani'ye Şimahagli isimli birinden geliyor. Çok tatlı ve güzelsin. Çok seviyorum seni. Duruşunu hiç bozma. İran'dan sevgiler. O yüzden zor okumuş. Teşekkür ederim. Biraz zor ismi. Teşekkür ediyoruz. İran'a da sevgiler. Muratçığım. Sana Tuğba demiş ki, Murat abi sen çok naif ve beyefendisin. Mehtap'a gelince ekranda gördüğüm kadarıyla seni ve anneni yer vallahi demiş. Erdemciğim, sana Nisa aşkım yollamış bir şeyler. Erdemciğim, benim eşim de balık burcu. Sana çok benziyor karakter olarak. Melis de çok asil bir kız. Zamanla fevri hareketleri de senin sükunetinle düzelir. Eminim mutluluklar diyor. Teşekkür ediyorum onlara. Allah onların evliliklerini daim etsin. Biz de umarım çok güzel, aynı şekilde güzel devam dilekler. Etsin. Allah sizi de mutlu etsin Nisa Hanımcığım. Sizleri de inşallah. Çok teşekkürler. Peki Eser'cim neredesin? Buradayım. Heh. Kübra Nur Ümit sana diyor ki çok yakışıyorsunuz Rabbim ayırmasın. Eser çok tatlı ve sempatik birisin ve içtensin. Böyle insanlar kaldı mı ya? Cansel sevgilinin kıymetini bil. Herkesin arayıp da bulamadığı bir insan var şu an karşında. Biliyor musun kıymetini? Biliyorum tabii ki. Biliyor musun senin kıymetini Eser'cim? Biliyor. İyi. Madem öyle bugünlük de ben çekileyim aranızdan da bari gün nelere gebe ona bakalım. 12 saatinizi doldurun. Bugün neşeli gördüm her gün böyle görelim. Tamam mı? Telli Baba işini de hafta sonuna doğru konuşalım. Kimim? Benim Mehtap'la mı problemim var? Ben Mehtap'la nasıl konuşuyorum? Mehtap bana nasıl sert çıkabiliyor? Evet. Ben nasıl Mehtap'a sert çıkıyorum? Evet. Yapacaksanız yapın. Hayır. Buradan ben Mehtap üzerinden Murat'a laf söylerim. O zaman Murat bana gelir der ki, Erdem dikkat et. Evet. Yok konuşacağım, neyse konuşacağım. Yani bir zamanımız olursa istiyorum konuşmayı. Erdem, beni Mehtap konusunda uyarıyorsun ama bence dön bir Melis'e bak. Yaptıklarını hepimiz gördük. Hatta günlerdir böyle. Bir dikkat et. Sen ona bir ayar ver bence. Ona göre kaybetmemek için biliyorum, anlıyorum ben seni de uğraşıyorsun ama yapma bunları. Git onunla konuş. Çünkü ben de rahatsız olmaya başladım bu durumdan. Yoksa Mehtap'ı dert etme kendine. Mehtap'ı ben çeki düzen veririm. Benim annemin yanında da kimse bana bağıramaz ayrıca. Siz bir kendinize bakın. Murat abi umarım Erdem'in dediklerini dikkate alır. Çünkü ben Mehtap'ta gerçekten Murat'ı taşıyacak bir karakter görmüyorum. Çünkü Mehtap ne kadar ne yaparsa yapsın yani ben onda bir hanımefendi göremiyorum. Yani 3 aydır göremiyorum ve bunu ne Murat ne kim gelirse gelsin düzelteceğini de sanmıyorum. Yani sözler giriyor bilmem ne. Yaptığımız espri patlıyor. Hadi erkeklerin kızların isimlerini yazalım şaka yapalım. O günkü şey yaptık ya hadi.
O keyifliydi. Nasıl nasıl? Kalk taklit yapalım. Hadi. Taklit yapacağız. Aa, ben yapamam ki, siz yapın. Tankut'un taklidi inşallah bana düşer. Vallahi seni kahretmez. Hayır ya, herkes çok istiyor. Sen gene yap. Taklit ne yapsın? Hayır, inşallah bana düşer. Yok yok ya, heyecanlı oluyor ama isim. Tankut'unkini yap. Yok, isim gelmesi heyecan. Ve alkış alkış yapıyor ya. Deli oldum artık 10 gündür. İsim yazan kağıt kalem vardı, vardı. Ben öyle damatlara vereyim. Erkekleri yaz şimdi. Eser yaz hemen. Emre'nin Mahir, Daniela'yı söyledi ya. Emre. Görüşecekler ya Emre'yle şimdi. Heh, Emre. İnşallah. Hayır, senin koşa koşa gittiğin durum bu işte. Ay. Allah da böyle yapar. Kaydırıyorsun. Allah'ın işi yok işte. Gözü olan gözü çıksın inşallah. Koş koşarak git. Öyle ayağın takılır işte. İnşallah Gürkan izler bu günleri. Dani bugün Emre'ye giderken merdivenlerden koşa koşa çıktı. En sonunda zaten ayağa takıldı. Ben de koşmasına bakıyordum. Tesadüftür ki ayağa takıldı. Böylece Emre'ye koşa koşa gittin Dani. Biliyoruz ne olacağını. Ne oldu? Emre gel. Devam et. Emre, abi Emre bu işi biberi de alayım. Ne yapacaksın? Burayı böyle mi bırakacağız? Hadi arkadaşlar. Ağız biber. Ben bir saniye bile kaybetmek istemiyorum şu an. Bunu kapatalım mı o zaman? Ben ne yapayım şimdi? Abi bırak, kapat her şeyi. Yapacak hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yapacak durumun yok yani. Evet abi, bitti bu biberler. Ne oldu? İmrenecek köyde. At abi içi. O zaman şöyle yapalım Emre. Nazırım, sevgilime gidiyorum. Bak, şu biberleri gelen de at içine. Gelen buyursun gelsin. Zamanın olmayacak senin abi. Burada bununla biberlerini de yapmamız lazım. Abi şunları iyice ne pişir. Ne zaman bunları? Yine mi yemeyeceğiz yemek ya? Tankut, let's go. Geliyorum, geliyorum. Emre. Let's go. Yeah, biberleri de pişir. Abi biberleri de pişir. Başka hiçbir şey yapma. Ben geldiğim zaman yapacağım. Biberleri pişsin ama yeter ki. Eti falan pişireceğim, tamam mı? Krema falan var. Hiç oynama. Tamam. Bugün yiyelim bari. Never know how much I love you. Ya kim çıktığını söylemeden yapacağım, biz tahmin edeceğiz. Normal peynir olmalı. Gözlerin içine bakacağım abi. Emre, Erdem o. Ya şimdi Erdem şey olsun. Hayır, Erdem benim işte, tamam. Bu Erdem. Şimdi Melis'in taklitini yapayım. Yani Melis, sen de hemen yayılma yavrum. Yayılışa bak. Erdem, seni çok üzüldüm. Üzüm Melis. Hele annenin çok kötü davranmış değil mi? Ayıcık'la ilgili yapmam yap. Ama bana bil ki kıskançlıktan. Bilmem kim. Seni çok seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum. Dur. Şimdi bak sen, olaya bak sen. Melis'in yürüyüşü. Erdem, beni affeder misin? Lütfen. Oh Erdem! Erdem! Kalk Erdem, kalk! Sen yapsan hadi Mehtap. Hayır, çiçek vermişti ya Gül. Erdem, hayır. Bu başka bir şey yapabiliyor ya. Mu? Hayır, gel. Ne? Erdem mi? Nerede Erdem? Erdem gel. Ya. Gel olsun. Erdem! Aşkım! Çok seviyorum. Gel. Çok mutlu oldum. Aşkım! Konuşuyormuş. Erdem, bu başka ne yapabiliyor? Başka. Dur, şu tarafa oynayayım. Erdem, başka bir şey yapabiliyor mu? Kalbi atıyor. Kimliği nerede Erdem? Çocuğumuzun kimliği nerede? Getir kimliği. Daha ne yapsın Mehtap? Ay Melis. Gazete alıyor mu? Terlik getiriyor mu? Kahvaltı hazırlıyor mu? Çok utandım ya. Bak buyur. Niye mi getirdin? Çocuğumuzun kimliği. Ay, inanmıyorum. İlk defa çocuğum oldu. Zıpla, heyecanla. Çocuğumuzun kimliği. Aa, aynı da. Babasına benziyor. Ya babasına benziyor. Şimdi kısalıyor olan şey ya. Neyse, böyle bir şey. Sen var ya seni bir gün çok kötü sıkıştıracağım bir yerde. Duygu. Gerçekten. Ya gelmesin. Üstüne gelme ya. Seni bir gün. Bak, üç kız arkadaşla birlikte seni bir gün sıkıştıracağım bir yerde. Zaten. Anladım. Üstüme gelmeyin benim. Gençler hoş geldiniz. Heyheylerim üstüne. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu ne böyle? Az önce böyle değil ya. Hoş geldin.
Ne yapayım? Yemeğe falan bıraklar bana. Ben yapmıyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizimkiler yapıyordu da onları gönderince bana kaldı. Hmm. Aç mı karnın? Yo, çok değil. Ne yaptınız? Soslu mu? Vallahi bilmiyorum. Ne pişirecekler bilmiyorum. Sadece bunu kavuracağım. Ha, mantar yaptıklarına göre et sote yapmayı düşünüyorlardı mantar. Dokunmayacağım yani. Sen ne yapıyorsun? Söndürdün mü altını? He? Altını söndürdüm. Söndürdüm. Aa, buraya almamız lazım yoksa yanar. İyi ben de işte evde kaynatıyorduk. Bakıyorduk, değerlendiriyorduk. Misafir kuzenin geldi. Evet. Onunla konuştuk işte. Bir şeyler söylemiş gitmiş Mahir abim ama. Anlamadım. Bir şeyler demiş gitmiş Mahir abim ama. Evet. Çok fazla bir şey anlatmadı. Ne konuştu sizinle, ne yaptı bilmiyorum yani. Önce geldi tabii sohbet ettik kendisiyle. Ondan sonra işte biraz sizin eski ilişkinizden işte bahsetti hani. Ama sonrasında tabii ben Emre'nin mutlu olmasını istiyorum. Buradaki adaylara da tanımasını, sizin de Emre'yi tanımanızı istediğini söyledi. Bu durum böyle yani beni ve Burç'a söylemiş galiba. Aynen, aynen. Gerçi sen de duydun. Ya ben duydum, bana Bahçede de söyledi. Ya ben zaten ona söyledim hani şimdi. Sen bir yoldasın yani şu anda. Hı hı. Ve bir Gürkan'la bir birlikteliğin var yani. Hani öyle mi demeliyiz? Ya da ne demeliyiz tanışma bilmiyorum. Tanışma yolundayız. Ha, tanışma yolundasın. Ve bunu da devam ettiriyorsun. Hani ben bunun arasına gelip girecek bir adam değilim zaten. Benim karakterim biliyorsun yani. Hı hı. Nitekim öyle bir karakterde bile olsam son zamanlarda yaşadığım şeyler benim kolay şeyler değildi. Evet ben biliyorsun de onu yani. Söyledim zaten. Ya, bende bir güven kırıklığı var zaten insanlara karşı oluşmuş. Aynen. Bir güvensizlik var. Hani benim önce bunu aşmam lazım. Önce benim bir kafamı toparlamam lazım. Hı hı. Önce bir kendime en gelmem lazım. Olan bu zaten. Yani hani onun acısını başkasıyla şu an paylaşman doğru değil zaten. Ki hani çok da uzun zaman geçmedi gerçi ama. Ya zaman daha gideli zaten kaç gün oldu ki? Bugün Perşembe günü. Hı hı. Yani geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gitti. Bugün Perşembe günü yani. Hani ben eğleniyorum, gülüyorum, bilmem ne hani bunların sevinçlerim başka benim yani. Hani burada ben günümü geçirmeye çalışıyorum, günümü doldurmaya çalışıyorum. O da öyle söz zaten. Aynen öyle yani bu Mahir abim zaten benim hayatımda idolümdür, gördüğüm bir adamdır. Zaten tanımışsınızdır az çok. Evet. Hani eğitimci bir insandır. Gösterdiği, yönelttiği bir şeyler de doğrudur. Hı-hı. Fakat senin içinde bulunduğun durum, benim içinde bulunduğum durum. Bunlar karşı karşıya çarpıştığı zaman büyük bir patlama oluşturur. Aynen. Misafir onu ben birilerinin düştüğü duruma düşen adam değilim. Ama işte bak bir oyunun içine geliyorsun. Bak dikkat et. Oyun değil, farkındayım onun da. Ama bir şey gördüm ben Duygu yani. Ne gördün? Bana söyle, gel, bana söyle. İkimizin arasında kalsın. Ne gördün? Gel. Gel, ben söyleyeceğim sana. Gel. Ne gördün? Bu merdivenlerden Dani zaten hep koşa koşa gidiyor. Dani'nin alışkanlığı. Aha. Dani'nin şu merdivenlerden çıkışını gör. Yani %50-60'ı koşa koşa gidiyor. Bak bunu da alınganlık bak, yapma. Bak ben artık üzülme şeyini doldurdum anladın mı? O üzülme şeyini. Bir şey üzülmedin ki daha yani, yolun başındasın. Neye üzüldün ya? Ya ben sana ne diyorum? Ben çatır çatır bu uçağın nasıl bir şeyleri konuşuyorum. Aha. O hep böyle çatır çatır konuşmuyor. Hep bir şeyler ucu açık kalıyor. Anlıyor musun? Bu rahatsızlığını dile getir. Söylüyorum. Mesela ben nasıl sahipleniyorum arkadaşım yani değil mi? Sen de beni ama sahiplen şimdi, yani. Bebeğim, yok bak, ben şimdi, şöyleyim. Ben, bak şimdi bak sen çok zor bir adamsın. Bak sen. Aslında çok kolayım biliyor yok, musun? Yok bak kolay oldun. Elimi bak, tutacaksın. Tamam. Buramı yaslandığın an ben öyle bir adam değilim. Bak kolay olduğun kadar çok zorsun sen. Evet aynen öyle. Niye alıngan bir adamsın? Evet. Bir en ufak şeye bir pire için yorgan yakabilen tipsin. Evet, alınan bir evet, insansın. Evet. Bak şuradan merdivenlerden koşuşun alınıyorsun. Dani'nin %40, %50 hep şu merdivenlerden koşa koşa çıkar o. Ben de mesela, ben de çıkarken ya ondan, yavaş çıkarım, inerken koşa koşa. Ondan öte bu çok stratejik konuşuyor anladın mı? Bunu kırmıyor. Yani ondaki o Dani profilini kırmıyor. Ama kişiliği yani öyle. Aman oldu. Nasıl kişiliği bak, böyle? Dani, benim de kişiliğim var ama tamam, ben 70 milyon önünde birçok şey insanlarla paylaşıyorum. Tamam Dani kırmıyor ama Dani sen de kırdı. Kız ne dedi? Ben dedi önceden mantıkla giderdim. Mantığı bırakıp kalplerle gidiyorum. Bak Duygu. Fevri benim, hareketler ben yapma diyor. Benim canımı sakın yakmasın. Bak, onun sen canını buradan yakarım. Tamam. Gerçekten yakarım.
Sen buradan burçakla alıp kalkarsan, kendi bildiğine kalkar konuşursan ters olur. Geri dönülmez, yola girersin. Ama onun şu an kurallar gereği, kurallar gereği gitmesi lazım. İşte benim ne kurallar gereği gitmem gerekiyor, anlıyor musun? Ha, o zaman konuş. Yani iki, çünkü önce Serhan'ı sonra annesi benimle konuştu. Tamam o zaman. Anladın mı? Tamam o zaman konuş. Abi bana hissettir yani. Kıskanma. Ağzı kapalı konuş. Ümit vererek konuşma. Dikkatli konuş. Yok hayır ben Dani'den bahsediyorum. Tamam, bana hissettir işte, yani. Ben de diyorum ki Burçak'la ağzı kapalı konuş, kıskandırma. Yani geri dönülmez yola değil. Ne ağzını kapat ne ağzını aç, ortada dikkat kal. Dikkat ettiysen her zaman ne ortada dedim? Kal. Hayır ne dedim her zaman? Hı hı. Duygusal anlamda yara alabileceğimi hissettiğim anda. En ufak şeyden anladım. Yara alıyorsun. Ama hiçbir şey görmüyorum demek ki. Hani Burçak nerede? Serhan'la Burçak, o zaman sen bahçeye geçeceksin. Serhan'la tamam, bahçeye şey geç. Tamam ha, birlikte geçin bahçeye. Gürkan'la tabii ki şu anda tanışma yolundayız. Ondan sonra güzel gidiyor diyorum ama kız, erkeklerle kızlar arasında bazen farklılıklar oluyor yani bu konuda. Bilmiyorum. Zaman her şeyin ilacıdır diyeceğim. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bunu ben sana kendim için söylemiyorum ama sen kararsız gözüküyorsun. Yani hani benim Mahir abim beni, seni bana önermesi ya da işte tanıyın demesi falan, onları bir kenara koyuyorum. Hepsini bir kenara koyuyorum. Gürkan'a karşı kararsız mı? Yok, böyle bir konuşurken falan bir tedirgin görüyorum ben seni. Yani bunu sakın yanlış algılama. Hani bizimle alakalı ya, bir konu değil bu. Bak beni tanıyorsun. Ben birden net olabilecek bir insan değilim. Onun net oluşu benim için çok önemliydi. O hoşuma gitti, evet. Kendisinden de bir elektrik aldığımı söylüyorum. Ama bu demek değildir ki net gidiyoruz artık bir yolda. Onun hareketlerine bakıyorum ki iki gündür bir aramızda bilmiyorum. Böyle değişik bir şey var. Etkileşim var bu anlamda. Negatif anlamda. Negatif anlamda. Umarım çok brüsk bir şekilde şey yapmam yani. Sonuçlandırmam yani. Aynen. Ya bilmiyorum ben yani hani bu konuları dediğim gibi gerçekten bak burası çok farklı bir ortam. Çok farklı bir platform. Yani insanlar burada yaptığı hareketleriyle sürekli eleştiriliyorlar. Sürekli tepki çekiyorlar. Zaten herkesin tepki işi bu. Tepki çekmemek adına, evet. Yapmak. Eleştiri yapmak. Tepki çekmemek adına da insanlar doğru bildikleri yoldan bazen sapıyorlar. Annen çok ılımlı bir insan. Yani o duygulanması, rahmetli babandan bahsetti birazcık. Sen de söylemiştin hatta. Getireceğim fotoğrafını. Herkes fotoğrafını istedi bugün. Ya nur içinde yatsın. Gerçekten üzülerek bahsediyorum aslında ama rahmetle anıyorum. Dualarımız eksik olmasın hiçbir zaman. Ama güzel yani. Şimdi bu kadar çok değer verdi eşine. Bir takım hal ve hareketlerimi benzetmesi, duruşumu, konuşmamı. Ben o yüzden zaten ilk gördüğümde, buraya geldiğimde hani insanlar anlamaz bunu. Bunu ben zaten dile de getirmedim. Burada beğendiğim şu var, şu yok ya da işte şu kişi olur diye de söylemedim hiçbir zaman. Evet. Ve de şey dedim yani o kişinin bana gelmesini isterim dedim. Benim seni odaya çağırmamın zaten en büyük nedeni buydu. O kadar hani andırıyorsun ki hani böyle insan ya tanımak istiyor açıkçası. Anladım. Annem ve büyük ihtimal ben hatta annem burada Serhan deyince şok oldum. Niye Serhan dedin anne? Annem dedi ki babana çok benziyor. Yani şimdi babam... buradan annene de şunu söylemek isterim sana da. Annen beni bir evlad olarak bilsin, sen de beni bir kardeşin olarak bil. Yemin ederim buradan herkes evlenip çıksa bile bir gün mutlaka ziyaretinize gelirim. Çünkü o duygu başka bir duygu. Bambaşka. Sizin yaklaşımınız zaten başka. Bunu ben hissettim. Hissetmesem bu şekilde cevap vermezdim açıkçası. Biliyorsun hı hı. Burada birçok insana tepkilerim her zaman ağır olur. Hı hı. Ama art niyetsiz yaklaşıldığını anladığım zaman da dostane yaklaşırım her zaman. Hı hı. Sen de bu Gürkan mevzusuna biraz üzülüyorsun, onu görebiliyorum. Üzülüyorum ya. Yok üzülmüyorum aslında. Üzülüyorsun Burçak ya. Yok üzülmüyorum. Hani ben üzülen bir insan olarak üzülen bir insanın halinden anlarım. Senin
gözlerinde kırgınlık var Gürkan'a karşı. Kırıldım tabii doğal olarak. Çünkü... Çok da haklısın bak, ben haksızsın demiyorum. Ama Gürkan'ı ben tanıdım, sevdim. İyi bir arkadaş, iyi bir dost olabilecek bir insan. Hani belki de ilişki bakımından doğru kişi miydi, değil miydi, orasını sen bilirsin. Hı hı. Ama insan olarak diye soracak olursan bence iyi bir insan. Sadece kafası biraz karışık. Ayça da benden büyüktü. Öyle şeylere takılan bir adam değilim. Dani, benim üzerinden sakın strateji yürütmeye kalkma. Benim canımı acıtırsan ben de senin canını acıtırım. Bir şey konuşabilir miyim? Bundan sonra senin duygularına bakacağım. Ya bir şey konuşabilir miyim? Ya nereye gidiyorsun? Ya dur, daha iki hafta da olmadı. Ayrılık rüzgarları mı esiyor acaba? Ya ben seni her zaman zaten bak takdir ettim. Hani ne olursa olsun sen hiç Ayça'dan vazgeçmedin. Ve bu çok önemli bir şey bir bayan için. Ben aslında bunu seviyorum ama buradaki kimse bunu anlayamadı yani. Anladın mı? Hani sen her şeyi gerçekten sahiplendin ve bu sahiplenmenin ardından böyle bir darbeyi sen bu yüzden hak etmedin. Anladın mı şimdi benim neden böyle söylediğimi? Ya çünkü kimse senin gibi bir tavır sergilemedi burada. Çünkü hiç kimse böyle bir tavrı sergilemeyi göze alamadı. Evet. Anladın mı? Ben bu yüzden bu kadar çıkıştım şimdiye kadar. Hak etmeyen sendin. Gürkan'ın da bana bu gelişi evet çok hoşuma gitti. Kendisiyle alakalı fikirlerim hala değişmiş değil. Ama tabii ki zamanla ne olacak ben de merak ediyorum yani. Vallahi ben fikirlerimi değiştirmeye çalışmayacağım. Yanlış algılama, sadece gördüğümü söylüyorum. Neyi? Nasıl? Yani fikirlerini benim değiştirme gibi bir çabam yok. Yok, benim fikirlerimi kimse değiştiremez. Farkındayım. Benim... Farkındayım. Bak, ben nasılım biliyor musun? Aslında çok net bir insanım ama net değilmişim gibi görünmek istiyorum. Bak ben kafamda çok netim. Taşlar tak 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 oturur bende yani. En ufak bir domino taşını indir, benim için bitmiştir yani o sıra. Anladın mı? Ben hiçbir zaman bir insana %100 güvenip sıfıra inmem. Ben sıfırdan inerek yüze çıkarım yani. Benim olayım bu. O yüzden beni güven konusunu kimse bana sorma etkileyemez. Ya. Güven konusunu bana sorma. Yani burada güven konusundan yana en büyük sıkıntı yaşayan adam benim zaten. Biliyorsun. Bir cümle kullandım işte, annenden özür diledim biliyorsun. Ama o da sağ olsun. Beni hemen taradı yani. Belki de bir cümle yüzünden ilk defa hayatımda böyle bir şey duydum. Saygı duyarım anne bu annene. Sence yapması normal değil mi? Yani saygı duyarım diyorum zaten. Yani herkesin annesi yapabilir bunu. Onun dışında... Senin de çocuğun var. Sen de aynı şeyi düşünürsün eminim. Çocuğuna zarar gelmesin diye. Veya çocuğuna herhangi birisi kalkıp da üzülse, bir laf etse aynı şeyleri düşünürsün. Şey dedi mesela... Senin duygularını gösterdiğin insan senin gibi duygularını gösterecek bu tarzında konuştu. Senin arkadaşlarla da konuştuk. Senin duygun var mı ki Gürkan? Benim duygum var mı ki? Hı hı. Bu yaşıma kadar duygusuz hareket etmedim. Bilmiyorum Gürkan. Duygusuz insanlara hareket etmiş olabilirim, yanılmış da olabilirim ama şu an... Ben şey demiyorum bu konuyla ilgili. Ben sana göreceksin dedim daha ilk geldiğim... Ne ilk geldiğim an, değil, şey ikinci geldiğim gün. Daha bir şey görmedin. Yavaş yavaş görüyorsun, göreceksin bu insanın sana karşı olan davranışlarını diyorum sadece. Ha, devam edersin, etmezsin, elini tutarsın, tutmazsın beni ilgilendirmiyor. Ama beni burada yine söylüyorum, tekrar tekrar kıran şey bambaşka bir şey. Ben buraya birisi için, birisinin yine söylüyorum, sosyal medya hesabına böyle bir şeyler yazıp ondan sonra bu eve girip bu evde olmadığını gördükten sonra haftaya tekrar geri dönmelerin olduğunu da öğrendikten sonra o insanı beklerim önce. Elektrik meselesine gelince önce onu beklerim ve diğer kişiden aldığım elektriği de yani bir sakin bir dozda bekletirim. Ne yaptık ki biz? O kişiden nişanlandık mı, evlendik mi? O kişiden bakalım ne hissediyorum bu kadar televizyondan izlediğim kadarıyla bu insandan bir şeyler hissediyorsam yakından nasıl olur diye bir düşünürüm, bunu beklerim. Ama sen kalkıp burada böyle yapıyorsun, ondan sonra
birini tanıyorsun. Tabii ki tanıyabilirsin. Bu senin kendi özgür kararın. Ama bu konuda ben burada gördüklerimde yanılttın beni. Benim zaten bugüne kadar bana diyorlar işte şöyle böyle. Beni bu konu gerçekten çok rahatsız etti. Geri kalan hiç önemli değil. Ben senin dürüst bir insan olduğunu düşünerek konuşmak istiyorum. Çünkü ben olsam, benim karşımda eğer tanıyacağım insan olarak düşündüğüm bir insan, bir kişilik, bir profil olarak seni görüyorsam, senin de bu şekilde düşünmeni isterdim. Anlatabiliyor muyum? Sen konuşmaya tam başlayacakken Gürkan işte tamam start verildi tarzında bir şey söyledi. Yani burada yönlendirmeler yapıldığı için kafasında nasıl bir fikir oluştu bilmiyorum artık ama. Tamam start verildi. Demek ki bize duyurulmadılar, siz aranızda duydunuz. Bilmiyorum artık. Düşük tonda da olsa ilk tartışmanızı yapmışsınız gibi gözüküyor. Evet. Ne hissettin? Ne diyebilirim ki, biraz şaşırttı tabii beni fevri hareketleri. Sakin olmaya çalıştım. Başladık start. Ama... Start verilmiştir. Öyle bir şey söyledi. Yani hani döndüm baktım bir şey söylesen söyle. Dedim boş ver öyle dedim ya yani, bir şey demedim. Tamam mı? Hani ne alaka ya? Desem bu sefer adamla tartışacağız. Tamam mı? Yani, bu aşırı kıskançlık değil ama yani. Öyle, ya, o laf ben duymadım yani. İnan ki duysaydım orada söylerdim. O şunun düşüncesine kapıldığı için böyle bir şey söyledi. Ya biz... Yakıştırılmalar yapılıyor. Tamam mı? O da için işte Dani Emre'ye dönecek düşüncesinde. Tamam mı? Bu yüzden bence o cümleyi söyledi. Ne dönmesi o kelimeyi kullandı. Biz seninle başlamamıştık ki ben sana. Yani. Hani, ne saçma bir şey bu. Anladın ya? Mı? Ben bunu insanlara... Ondan anlamıyorum. Biz seninle şu ana kadar bu anlamda hiç yakınlaşmadık ki sana döneyim. Bak hararet basıyor ya. Hararet bir şey. Dönmek kelimesi nedir ya? Sanki biz seninle ilişki yaşadık, ayrıldık, hop ben tekrar sana döneceğim. Bunun gibi bir şey yani bu. Böyle... Neyse ya. Niye öyle bir kelime kullandı? Çok saçma. Sen beraber olduğun kadını nasıl burada herkesin, bütün erkeklere eline koz verebileceği bir lafı söylüyorsun? Start verildi nedir ya? Bak, yanlışa çekme. Ben sana sadece anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki, böyle bir kelimeyi kullanmasına sebebiyet veren bir sürü şey oldu. Tamam mı? Bir saçma sürü şey var. Saçmalama Emre. Ya benimle beraber bir yolda yürümeye çalışan adamsa o, demek ki bu kabullenmiş oluyor. Beni rahatsız eden şey başka bir şey. Kabullenmiş fikri yani bu start verildi. Beni rahatsız eden şey başka bir şey. Yani burada hem bana hem sana güvensizlik. Ayrıyeten şöyle de bir durum var. Programın formatı hakkında bu zamana kadar herkes yorum yaptı. Herkes dedi ki herkes herkesi tanıyabilir. İstediği gibi serbest, istediği gibi şey. Ben bu zamana kadar hiç böyle bir cümle kurmadım, kullanmadım. Kullanmayı tercih etmedim çünkü. Evet. Çünkü ben biliyorum formatın ne olduğunu. Benim kendimi savunmak için öyle bir şey söylememe gerek yok. Yani yaşatırsa yaşatırım. Anladın? Yaşatırsa bana ben de yaşatırım. Daha ne yaşadın ki Gürkan? Yaşadın bir şeyler. Ne yaşadın? İki günde burada, doğrulardan iki saat, bahsediyorum. Bir yarım saat burada beraber. Bana bir şey yaşatırsadan kast, ben eğer kullanılmaya ya da beni bir dal olarak ya da ne bileyim basamak olarak kullanıldığımı anladığım anda... Zaten o basamak olarak kullanmayı seviyor muyum? Duygusal anlamda yara aldığımı hissettiğim anda... Şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Bugün dinledim ya, illa izleyeceksin programı, göreceksin de. Ben kendisi, izlemiyorum, hiç izlemiyorum. O zaman izleyenlerden yorum da alacaksın, onu da söyleyeyim. Anneme soralım. Burada aynen annen de muhakkak görecektir. Burada dedi ki, kendisi de eğer Gürkan gelmeseydi ben devam edecektim Tankut'la dedi. Elini tutmaya. Öyle bir şey demedim dedi. Hayır, öyle bir şey dedi. İzlersin. Madem yani, Tankut'tan elektrik almıyordun, birisinden elektrik almayı mı bekliyordun Tankut'la? Onun için geldin. Hayır, bilemezdin benim buraya geleceğini. Ben Tankut'u insanlara bilemezdin seviyorum. Diye, o zaman demek ki Gürkan gelmeseydi Melis, devam edecekti Tankut'la. Ben bunu anlarım. Devam edecektim. Tankut'a devam edecekmiş. Evet, niye, aynen. Niye BM'e devam etmiş o zaman Tankut'tan İşte sonra? Sen gelmişsin. Ha. İşte sen tabii ondan elektrik aldın, kırmızı odaya çağırdın. Tabii Tankut'tan daha iyi bir adaysın. Sen ne devam ediyor şu an? Sen bir basamaksın. Şu anda da Emre'ye gitti. Emre basamak. Emre'ye gidiyor. Asıl Emre'den sonra nereye gidecek? Bir şey Biret Büt'e mi gidecek? Asıl amaç zaten Emre'ydi. Ne oldu? Onu iki saat oldu herhalde. Yok. Burçak sen çıkıyorsun bana. Ben burada kalayım. %5. Ne kadar
Kim dememiş? Ben demişim sana ya. Ben de sana bak dün de söyledim, unutuyorsun sen. Ben şunu söylemeye çalışıyorum sana. Ben sana ne diyorum? Diyorum ki buradaki insanların, tamam mı? Hiçbirinin ağzını büzemezsin. Böyle yaparak daha kötü duruma gelirsin. Uş. Sen sadece onlara vereceğin en güzel cevap benle olan istikrarını sağlamaktır. Bana olan ilgindir. Burçak Hanım da geldi. Burçak Hanım geldi. Yüksek Şura toplantısına hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Vallahi kahve içeceğiz. Sen de içer misin? İçerim tabii. O tarafta havalar nasıl? O tarafta havalar iyi. He, parçalı bulutlu mu? Yağmurlu mu, şimşekli mi? Yok, havalar yoksa çok gürültülü süper. Mü? Bu arada iki tane gelinler evinden gelin adayı geldi buraya. Kahveyi ben yapıyorum. Ben anlayamadım mantığı yani. Ben şu an takım ama biliyorsun. Ben hiç bilmiyorum bu burayı şu an. Bizim evi sen bilmiyor musun? Hayır ya, hiç gelmedim. Nasip olmadı. Sen içiyor musun şimdi? Ben içeceğim. Sade. Ben de sade. Ya da ben yardımcı olayım. Yok yok, otur sana, ben yapıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen ne yapıyorsun evde? Valla ne yapayım yani Burçak? Mayra abim gelmiş sağ ol. Bombayı atmış. Ondan sonra... Bombayı attı gitti valla. Biz birçok şeyi buradakilere göre aşmış insanlarız. Senle ben. Anladın mı? Birçok şeyi yaşamışız. Artık bu tarz şeyler bana çok basit geliyor. Onun için ben seviyemi oraya düşürmek istemiyorum. Eğer seviyesi yükselen olursa da oturur konuşurum. Problem yok. Daha ne yapsalar acaba? Ne zaman oturup konuşursun? Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hoşlanıyor musun? Benden. Hı? Hı? Hoşlanmıyorum. Ne peki? Hiç, laf olsun diye kavgalar falan. Gelelim mi yoksa? Hayır, gelmeyin, özel konuşuyorlar. Murat abi seni seviyorum. Teşekkür ederim. Oo, hey, yo. Hey, Mehta. Seni seven insan bana böyle davranamaz. Bunu anlamıyorsun. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi aranızdaki yaşananlar işte bu. Ya bir şeyler yapmasını bekliyorum. Ben Murat'ın bu ilişkide bir şeyler yapmasını bekliyorum. Yani romantizm falan, rezerveleri düne kadar her şeyi hazırlayan bendim. Her şeyi yapan benim. Görüyorum, izliyorum, sıraya koyuyorum. Yaptığı sadece hediye almak, gelmek. Yani hediye almakla olmuyor bu işler. Başka şeyler yapmasını bekliyorum. Madem romantik bir ortam istiyorsun, kendin yaratarak gel bana. Yok, içi bomboş bir şey yani. Bu saçma sapan bir şey gidiyor ve ben hiç mutlu değilim. Daniye, ne oldu? Kahveyi de götür artık. Neyse, içemeden bırakıyorum ve artık gidiyorum. Başka zaman içersin ya. Hadi. Kısmet. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Teşekkür tamam. ederim. Görüşürüz. Bay bay. Netlik mi? Kimsenin net olmadığını bugün bir kere daha anladım. Çünkü Dani Tankut'tan virajı alıp bir anda Gürkan'a döndüğü için zaten tepki çekti. Aynı şekilde başka bir viraja girmek onun için bir kazaya sebebiyet verecektir. Bundan dolayı da benimle ilgilenmiyormuş gibi durdu. Ama gözleri zaten her şeyi anlatıyordu. Nasıl hissediyorsun? Toparladın mı? Ya daha iyiyim. Yani Dani'yle de konuştuk biraz önce zaten aynı şeyleri. Hı hı. İster istemez insanın içerisinde tabii bir güven kırıklığı var. Tabii. Yaşanılan şeyler kolay şeyler değil. Hı hı. Yani o yüzden o güven kırıklığının geçmesi lazım. Kafanın bir toparlanması lazım. Hı hı. Birazcık insanın o yönde biraz daha başka türlü düşüncelere kapılması lazım. Hı hı. Yani bunlar oluşmadan zor şeyler, bazı hı hı. şeyler. Neden ne konuştu böyle seninle şey? Mayra abi? Kendisi dedi ki, kendisi eşinin de 4 yaş büyük olduğunu. Hı hı. Ama önemli olan yaşın ve bedenlerin değil de gönüllerin bir olması gerektiğiydi.
Bak şimdi Mahir abim de bizim ailemize benimle aynı zihniyette olan bir adam. De, pardon bir lafımı bitireyim. Ben de aynı şekilde bakıyorum dedim ama benim zaten seninle ilgili olmamasını düşünmemin nedeni aramızdaki yaş şeyiydi. Ben şimdi 33 yaşındayım, sen 23-24 yaşındasın. İşte. Ve aramızda 10 yaş fark var. Ben dedim ki bu nasıl olabilir yani, siz bunu nasıl düşündünüz böyle? O da dedi ki önemli olan o değil. İşte kalp gözüdür gibi bir şey söyledi yani. Eğer o kişiye karşı şey düşünüyorsanız, duygusal bir şeyler hissediyorsanız geri kalan her şey hikayedir diye bir şey söyledi açıkçası. Aynen öyle. Ya bunun bilincindeyim ben zaten, hı-hı, farkındayım Mahir abi. Senin için detay bu mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Detay bu değil. Hı-hı. Ben sana detayı söyleyeyim. Hı-hı. Dinle beni. Zaten benim bu evde Ayça da benden büyüktü. Ben yaşa başa öyle şeylere takılan bir adam değilim. Hı-hı. Tamam mı? Ve Mahir abim de bizim ailemizde. Benimle zaten ben hayatımda idol olarak gördüğüm bir adamdır Mahir, hı-hı, abim. Hı-hı. Onun söylemleri benim için çok önemlidir. Hı-hı. Tamam, o böyle bir şeyi yakıştırmış, görmüş olabilir. Hı-hı. Ama buradaki bütün şey, bütün şahsi fikir bana düşüyor. Tabii ki. Bizim seninle olan durumumuzun, yani biz seninle hiçbir zaman oturup bu şekilde böyle bir konuşmayı yapmadık. Hiç bugün yapmadık. İkincisi, böyle bir yakıştırılmada hiç bulunmadık. Evet. Tamam mı? Yani farklı bir boyuttayız şu anda, bir süreçteyiz. Yaşanılan hayal kırıklıkları var benim kendi tarafımda. Ve bu hayal kırıklıklarımı aşmam gerekiyor. Tabii bunların ki üstesinden gelmem gerekiyor. Tabii ki. Senin açından bakıldığı zaman, senin pencerenden bakıldığı zaman eve geldiğinden beri Gürkan'la olan biten bir sürü şey. Sen bunda gerçekten bir şey var arıyorsun gibi geliyor bana. Çatışmam var. Gürkan'la olan biten bir sürü çatışmam var. Sen yani bunu, hayır, sen bu Gürkan'la aramızda bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Ya bana öyle geldi açıkçası. Hayır, ben de sana açıkça ve açık yürekle söylüyorum, aramızda bir şey yok. Yani tamam, bu yani hani bu... Hani ben bunu ona da söyledim, diğer herkese de söylüyorum. Bizim aramızda bir şey yok zaten. Zaten olmadı da, şu durumda da olacak gibi de gözükmüyor zaten. Hadi biz gidelim. Bence de gidelim. Hadi. Ne haber? İyidir, senden. İyidir. Gel şuraya mı gitsin? Gideyim buradan. Okay. Gergin bir ortam. Evet Gürkan Bey. Seni dinliyorum. Konuşacak bir şeyim yok. İyi, o zaman ben başlıyorum. Sen de konuşma. Niye konuşmayacakmışım? Pardon. Buna sen mi karar vereceksin? Sen böyle konuşmaya devam et bana. Sen buna sen mi karar vereceksin falan. Ben bak gerçekten günümüz aşkları, sevdaları ya da hisleri, duyguları ne? Bunun çok iyi farkındayım ama... Ben belki de... Ya bir şey söyleyeceğim. Bir beni dinle. Hayır, sonra... seni dinlemeyeceğim. Dinlemiyorsan kalkacağım, seni dinlemeyeceğim. Gideceğim. Neden dinlemeyeceğim? Hayır, bak, biliyor musun? Şey... Çünkü şu anda bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Ve bu hareketinin sebebini ben anlamadım yani. Bak bir şey söyleyeceğim bak. Ben hala bazı şeylerin belki de babamların dönemindeki gibi olabilir düşüncesiyle bazı şeyleri çok belli etmiş olabilirim. Biz ailece duygularını... saklayabilen insanlar ha, değiliz. Peki o yüzden İçimizde, mi orada öyle içim, söyledin? Ama ekranda onu sana neden söyleyeceğim. Diye, bir şey söyleyeceğim. Ben sen buraya kimi düşünerek gördüm. Geldin? Seni düşünerek. Bu bende kalsın falan. Ben sen, beni düşünseydin evet. Eğer evet ben Dani'yi düşünüyorum diye söylerdin ilk defa. Söylemedim. Neden öyle bir Çünkü şey Çünkü biraz bakmak istedim. Kahvaltıda da göreceğimi gördüm. Neyi gördün ya? Bana boş olmadığını, bir şeyler hissedebileceğimin planıyla gelmedim. Ama hissettim. Şu an o geçti o gün. Sen burada şu an. Biz beraber bir tanışma yolundayız şu an seninle ve sana soruyorsa Dani ısrarla... benim üzerinden sakın strateji yürütmeye kalkma. Sakın. Strateji bak, yürütmeye sakın. Çalışmıyorum ben. Benim strateji... canımı bak benim canımı acıtırsan sesini yükseltme bana. Benim canımı acıtırsan ben de senin bana. Canını acıtırım. Ben çok açık belli ettim belki de. Bana sesini yükseltme. Bak, hayatımda belki de 2-3 kişiye böyle bir şey yaptım. Anladın mı? Ben duygularını belli eden bir adamım, sahiplenirim ve bunu gerçekten beni isteyen insan alabilirse alır misin, ve o da beni sahiplenir. İter misin onu bilmiyorum. Bak yani. Hiç fark etmez şu dakikadan sonra. İstersen bu senin seçimin, senin hayatın. Ben seni ne kadar istediğimi her zaman ifade ettim. Bunu Burçak'a da çatır çatır söyledim. Ben dedim Dani ile bir yoldayım. Ona çok yoğun şeyler hissettim. O da bana hissettiğini söyledi. Ama ben gidiyorum dönüyorum. Gidiyorum dönüyorum, anladın mı? Böyle bir şey yok. Ne böyle? Eğer aynı şeyleri aynı anda hissetmişsek aynı şeyler aynı anda yaşanması gerekiyor. Yaşanıyor zaten. Bence yaşanmıyor Dani. Bak. Birincisi, benim orada çok aklıma takıldı. Sen eğer bu evden başkasını düşünerek
Başkasını düşünerek geldiysem... Ve şu an Seda Hanım sorduğunda... Evet. Bize verdiğin cevabın aynısını vermiyorsan, bize ilk geldiğinde dedin ki benim aklımda hiç kimse yok. Hiç kimse yoktu. Ama şimdi burada diyorsun ki ben ifade etmesem olmuyor. Şey. Benim sonra aklım, bak, baktım benim suratım ben, düştü, Dani dedin. Hayır, alakası yok. Hiç öyle bir şey alakası yok. Öyle bir şey asla alakası yok. Ben bu eve geldiğimde evet aklımda sen vardın ama hemen bunu söylemek istemedim. Önce bir bakmak istedim. Gerçekten dışarıdan izlediğim insanla içeride izlediğim insan aynı mı? Peki hani Burçak için geliyordun? Burçak için falan geliyorum demedim ki ben. Buraya Burçak için gelmek istediysen eğer. Sebebi o dedim ama içeride o yoktu ki. Ya bak şimdi buraya gelme sebebim sensin, tamam mı? Ama ben buraya geldiğimde sen yoktun. Yani olsaydın zaten Dani demezdim. Ama ben eve geldiğimde Dani de gerçekten birbirimizden elektrik aldık yani. Anladın mı? Ben Burçak için gelmiş olsam senin ne işin var? Kahvaltıda aklımda biri yok diye geliyorsun. Şimdi burada diyorsun ki vardı aklımda birisi. Ne demek istiyorsun ya? Benim aklımda bu eve gelirken kimse yoktu. Sadece annemlerim beni işte kulaktan işte Dani tam şey, anladın mı? Karakterine yani, uygun, duruşu düzgün falan. Bir şey soracağım. Sen nereye Burçak, getirmeye çalışıyorsun beni? Bir dakika, Burçak için buraya gelmek istedin, tamam mı? Ondan sonra da Burçak'tan vazgeçtin, aklında ben olarak mı buraya geldin? Ben bunu anlamadım. Açıkçası ben seninle dürüst olayım, şöyle konuşayım. Burada ben yarının ne olacağını düşünmüyorum şu anda. Bilmiyorum da. Kimse düşünmüyor tamam şu anda. Herkes merakla bekliyor. Yaşanılanlar bir şekilde yaşanılıyor. Tamam mı? Biraz önce Dani ile de konuştuk. İnsanlar bazı yakıştırmaları yapabilirler. Tabii bu ki. İnsanların şahsi fikridir. Tamam mı? Önemli olan bu yakıştırılan... Ay. Baba. Ya çok en önemli noktada da. Evet, bu konuyu yarın konuşacağız. Tamam, peki. Burçak evet, iyi bir insan. Oturuşuyla, kalkışıyla da düzgün bir insan. Bunun kanaatini zaten verdik çoktan. Ama benim yaşadığım şeyler hiç kolay şeyler değil. Güven kırıklıklarım var. Bu kırıklıklarımın giderilmesi gerekiyor. Kafamı toplamam gerekiyor. Ve şu anda böyle bir şeyin içerisine girmem benim için kolay bir durum değil. O yüzden ne olacağını ben de bilmiyorum. Orada evet Gürkan, şimdi o kişiyi bize açıkla dedi. Sen dedin ki ben şu an açıklamak istemiyorum. Bir daha ne dedim ya? Sonra. Ya hayır, şimdi söylemek zorlayınca zorlayınca. Ama ben ama dedim. Hiç söylemediğim için şimdi söylemek istemediğimi belirttim orada. Anladın mı? Ama tamam. Sen bir yola giriyorsun, tamam, bir gir dakika, ama. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ya bir yola giriyorsun, bir şey gir, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Sen bir kere, bir dakika nereye gidiyorsun ya? Ben konuşuyorum şu anda. Sen erkekler evinde, bak Emre'nin kuzeni bizi yakıştırmış olabilir. Onun fikri bu. Bak Dani. Bir dakika, bir, ben bir konuşabilir miyim? Değil. Ben bir konuşabilir hiç. Miyim? Bir şey konuşabilir bundan sonra miyim? Senin duygularına bakacağım. Ya bir şeyi konuşabilir miyim? Ya nereye gidiyorsun? Gerek yok. Ben bundan sonra... Ne senin... gerek yok ya? Senin... İnsanlar yakıştırma yapabilirler, anladın bundan mı? Sonra... Sen erkekler evinde nasıl ben... start verili diyorsun ben... bana? Bir kere güvenmediğini orada ifade etmek istiyorsun. Bu bir. İkincisi... Koşa koşa gidiyorsun görüşmelere. Ben de gideceğim koşa koşa. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? Bir kendine gel ya. Gördüm ben, gördüm. Kendine gel! Rahat ol. Bana da bağıramazsın. Senin karşında Tankut falan ya yok ha. Ya kes! Akıllı ol. Kesmesi gereken varsa sensin. Bana bağıramazsın. Bağırırım istediğimi. Sen kimsin? Tankut yok karşında. Kimsin sen? Ben kimsin? 12 saat doldu. Hepimiz dışarı çıkacağız. Bahçeden bağırış sesleri geliyor. Aa, bir baktım Dani bas bas bağırıyor. Ya dur, daha 2 hafta da olmadı. Ayrılık rüzgarları mı esiyor acaba? Göreceğiz. Dani ile Gürkan bugün çıkarken yükseldiler birbirlerine. Dani daha çok yükseldi. Çünkü fırtına yaratıyor şu an. Fırtına öncesi sessizlik diye buna derim. Sonrasında ortalık temizlenecek ve Emre'ye kalacak. Dani'nin ön hazırlıkları bunlar. Dani ile bugün ilk defa aramızda bir gerginlik yaşandı. Aslında bana sürekli fevri olduğumu söyleyen Dani aslında beni konuşturmayan taraftı. Üzüldüm. İnşallah bir de aramızda bu tarz şeyler olmayacak. Büyük aşklar kavgayla başlar diyorum. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Bunu unutma. Ne kadar kıymetli bir ciğermişsin ki hepsi üşüştü başına. Demek istiyor ki hani Ayça olmasaydı ben zaten Emre'deydim. Benim anlamadığım arkadaşım, ben bu adama nikah basacağım sana mı dedim? Dani'den bir şey hissediyor musun? Ya da sen ona karşı bir şey hissediyor musun? Düşündürmüyor değil yani Burçak mevzusu beni. Haftanın birinci gelin adayı kim olacak?
Hala şoktayım. Gerçekten şoktayım. Ben buraya geldiğimde yoktum. Buraya gelme sebebim sensin. Sana bunu 6. kez söylüyorum. Ya senin ne kadar sevdiğini artık tüm Türkiye biliyor. Arkadaşlar benim ailem zaten istemiyor. Mantıkla bir hareket etmeye çalıştığım bir an canımın çok yandığını çok iyi bilirim. İki üç yani bir hareketini göreyim ya. Bir inandır, bana inandır ya. Bırak milleti, ben inanayım. Biz onunla flört ediyorduk Eser. İki hafta olmuştu. Üçüncü haftada Duygu'nun ismini verdi, içeriye aldı. Bir susar mısın? Kalkar mısın oradan? Fırının 12 saat olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Böyle yaparım seni. Huzur istiyor da burası huzur evi değil. Sure.